mi? Madenci öldü. Neredeler? Neredeler? Yeter! 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 Ve yayınlanmayacaksa hiç biz konuşmayalım. Ne yapmalı nasıl yapmalıdan merhaba. Bugün iki gündemi konuşacağız. İlk bölümde Cerablus ve Fırat Kalkanı operasyonu biliniyor. Cerablus'la Cerablus sınırı, Cerablus'la Türkiye ile IŞİD'in komşu olduğu 98 kilometrelik sınır hattı IŞİD'den temizlendi. Şu anda ÖSO ile işbirliği içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu kuvvetler sınır boyunu kontrol altına almış durumda. İlk bölümde Cerablus operasyonu hedefi, amacı ve nereye gidiyor, önümüzdeki süreçte nasıl ilerleyecek, buraya ilişkin tartışmaları konuşacağız. İkinci bölümde ise KHK'larla görevden alınan, işten atılan akademisyenler ve Türkiye nereye gidiyor gündemi kapsamında çeşitli alt başlıkları ele alacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı. Oğuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. HDP Eş Başkan Yardımcısı Sezai Temelli. Sezai Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Evrensel Gazetesi yazarı Mustafa Yalçıner. Mustafa Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'da bir konuğumuz var. Gazeteci Hasan Sivri Ankara'da konuğumuz. Hasan Sivri hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, ikinci bölümde bir konuğumuz daha dahil olacak. Yardımcı doçent doktor Hakan Koçak burada stüdyomuzda. KHK ile görevden alınan akademisyenler gündemi başta olmak üzere Türkiye'nin iç politikasını konuşacağız. Hemen Hasan'la başlayalım. Hasan Sivri, bölgedeki gelişmeleri, Orta Doğu'daki gelişmeleri, sağdaki her adımı açıkçası yakından takip eden bir gazeteci. Hem ondan sağdaki genel duruma dair genel bilgileri almak isteyeceğiz. Hem de bu sınır ötesi operasyonun ikinci aşamasına geçildiği söyleniyor. Bundan sonraki aşamada, bundan sonraki süreçte neler olacak, neler planlanıyor ve sağdaki durum nelerdir? Evet Hasan, senden dinleyelim. Evet, sağdaki durumla başlayabiliriz. Türkiye bildiğiniz gibi ikinci aşama diye tabir edilen operasyonuna başladı. Arapçada El Rai, Türkçe'de Çoban Bey denilen bölgede tankları ve ÖSO'lu grupları göndererek başladı. Buradaki hedef Çoban Bey ya da El Rai ile Cerablus arasındaki IŞİD'in kontrolündeki köyleri, beldeleri IŞİD'den almak idi. Burada son 1,5 yıldır sahayı takip edenler iyi bilecektir. Özgür Suriye Ordusu grupları, cihatçı gruplar ve diğer İslamcılar ile IŞİD arasında sürekli olarak vurkaç operasyonları oluyordu. Öyle günler oldu ki bir köy için onlarca intiharcı, onlarca bombalı araç, günlerce süren çatışmalar yaşandı bu cephelerde. Fakat gariptir ki Türkiye'nin gönderdiği ÖSO'lu gruplar önceki gün ve dün bütün Anadolu Ajansı'nda duyurduğu gibi akşama doğru bütün sınırı IŞİD'den kurtardı. Burada bulunan onlarca köy, onlarca belde IŞİD hiçbir şekilde tırnak içinde direnmeden çekilerek Özgür Suriye Ordusu gruplarına ve cihatçı gruplara, açıkçası bunlara ÖSO denilmesinden yana değilim, bu gruplara devretti. Resmen bir devir teslim şeklindeydi buradaki çatışmalar. Neden ÖSO denilmesinden? Dolayısıyla bu Cerablus... Neden ÖSO denilmesinden yana değilsin? Yani bu ÖSO'nun içerisinde hangi gruplar var? Bunlar da örneğin IŞİD'den farkı ne? Yani cihatçı deyince genelde akla IŞİD, El-Nusra gibi daha terör örgütleri geliyor. ÖSO'daki fark ne? Nasıl bir fark var? ÖSO diye bir grup, açıkçası sahada bir kontrol sağlayan bir grup yok şu anda. ÖSO ya da İslami Cephe ya da Fetih Ordusu ya da diğer bütün isimler bölge ülkelerinin, özellikle Körfez ülkelerinin ve Türkiye'nin tabii bir araya gelerek kurduğu çatı yapılar. Uluslararası kamuoyuna meşru bir güçmüş gibi bu cihatçıları özellikle örtmek, bu cihatçıların bu gruplar içerisinde saklamak için kullandıkları, özellikle Nusra Cephesini bunun için saklamak için defalarca kullandılar. Bu örgütlerin içerisinde baktığım zaman 6 tane gruptan bahsediliyor ama bu gruplara bağlı
onlarca belki de yüzlerce küçük gruptan da bahsedebiliriz. Bunların içerisinde en çok dikkati çeken Nurettin Zengi adlı bir grup ki geçen aylarda bütün sadece Suriye'nin değil Filistinlilerin de bütün bölgenin de tepkisini çeken 12 yaşındaki bir Filistinlinin kafasını kesen bir örgütten bahsediyoruz şu anda, ÖSO diye adlandırılan bu grup. Neden tabii ÖSO 6 yıldır bütün dünyanın ve Suriye'deki cihatçı gruplara destek veren ülkelerin bir tabela örgütü olarak kullandığı bir örgüt. IŞİD'in, Nusra'nın, IŞİD'in 2011 ile 2013 arasında bütün dünyanın Suriye ordusu IŞİD'le hiç çatışmıyor dedikleri dönemde ÖSO'nun içerisinde örgütlendi IŞİD. 2012'de 600'e yakın intihar saldırısı ÖSO adı altında Kuzey Suriye'de özellikle Suriye ordusunun çekildiği dönemde bu isim altında gerçekleşti. Dolayısıyla şu anda da saklanan gruplar cihatçılar, kafa kesen, belli savaşta bir şekilde savaştan artık geçinmeye çalışan ve paralı çalışan, savaşan cihatçı tamam. örgütler. Evet, operasyona... Açıkçası IŞİD'in de burada... Evet, yani IŞİD ve ÖSO arasındaki farklar bu. Sen de yani ÖSO çatısı altında gelen grupları da yakından da bildiğin için çok da uzayabilir ama Cerablus operasyonuna gelirsek neler söylersin, nasıl ilerliyor? Bu ikinci aşamada hedef belli ki bu sınırın IŞİD'den temizlenmesiydi. Bu sınır temizlendi IŞİD'den. IŞİD'in artık dış dünyayla bir son bağlantısı Türkiye üzerindendi, Cerablus üzerindendi. Bu operasyonlarla bağlantısı kesilmiş oldu. İlk anda da bunu söyledik. Bundan sonraki hedef Cerablus da değil, sınır da değil. IŞİD'in son kalesi sayılan Bab kenti. Biraz daha Çoban Bey'in 30 kilometre güneyinde yer alan, Suriye ordusunun da 9 kilometre yakınında olduğu, YPG'nin de içinde olduğu, Suriye Demokratik Güçlerin 13 kilometre doğusunda olduğu bir kent, Bab kenti. Aynı şekilde Amerika'nın kurduğu koalisyon, IŞİD'e karşı kurulan koalisyonun artık sahada bildiğimiz gibi araştırdıkları IŞİD'in Halep'teki son kalesi. Dolayısıyla sahaya inmeden Irak işgalini, Afganistan işgalinin aksine havadan bombalamalarla söz sahibi olan Amerika'nın Halep'te söz söylemesi için bu son kale çok önemli açıkçası Amerika için de. Amerika'nın Cerablus sonrası açıklamaları, Cerablus'tan birkaç gün sonra SDF ile Türk ordusunun karşıya gelmesinden sonraki tavrı net bir tavra sahip olmadığını gösteriyor. Burada Suriye Demokratik Güçleri'nin Amerika'nın söz verdiğini de hatırlıyoruz. Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanları ve sözcüsü de bunu dillendirmişti. Hem Cerablus hem de Manbij batısı için koalisyonun SDF'ye sözü vardı. Fakat görüyoruz ki Türkiye'ye destek operasyonu, pardon, Türkiye'ye destek açıklaması ve koalisyonun Türkiye'ye desteği burada Amerika'nın farklı tavırlara sahip olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla şu an pazarlığın Bab kenti için sürdüğünü ama burada hem Suriye'nin hem İran'ın farklı bir pozisyon aldığını, alacağını da öngörebiliriz. Bab kenti Suriye'nin Halep'in doğusunda, kuzey doğusunda çok önemli bir yerde yer alıyor. Halep'in kuzeyine açılan bir kent Bab kenti. Türkiye'nin burada hedeflerinden biri çok açık. Bunu her seviyeden yetkili de dillendiriyor artık. YPG'nin Afrin ve Kobani kantonlarını bağlamasını engellemek olduğunu biliyoruz. Burada bundan sonra sürecek pazarlıklarda Amerika'nın tavrına bağlı olarak ben Türkiye'nin derinlere inip inemeyeceğini düşünüyorum. Fakat şunu öngörebiliriz. Türkiye... tırnak içinde bataklık diyebileceğimiz bu bölgeye girerek uzun bir süre buradan çıkamayacağını öngörüyorum. Çünkü bahsettiğimiz işbirliği içinde olduğu grupların çoğu 6 yıldır bir araya gelememiş. Ne politik olarak ne askeri sahada dış güçler olmadan, finans sağlayan güçler olmadan bir arada duramayan silahlı gruplardan bahsediyoruz. Evet. Ne yeni yaşamı kurabilecek, ne de orada yeni bir hayat kurabilecek, ne de bir istikrar sağlayabilecek gruplar değiller. Dolayısıyla Türkiye'nin uzun bir süre orada duracağını ve artık sınırın altındaki bölgelerle ilgili söz söylemek isteyeceğini, özellikle ilerleyen süreçlerde Halep anlaşması sağlanırsa Rusya ile Amerika arasında, Cenevre'de bu varlığını bir koz olarak, bir güç olarak Rusya'nın uçağını düşürdükten sonra sahneden yok olmuştu Türkiye, Rusya'nın izole politikası nedeniyle. Hasan, şimdi biraz daha Cenevre'de ve sahada söz söyleyebilme, söyleyecek güce geldiğini görüyoruz. Evet. Şimdi stüdyoya dönmek istiyorum ama dönmeden önce bir cümleyle bir cevap istiyorum. ÖSO'nun IŞİD'den temizlenen bölgelerde, ÖSO'nun hakimiyet sağladığı bölgelerde
şeriat düzeni uygulandığına ilişkin iddialar var. Böyle mi? Yani IŞİD şeriatı gidiyor, ÖSO şeriatı mı geliyor? Ya bu bir propaganda mı yoksa doğru bir bilgi mi? Sen nasıl gözlemliyorsun? Çok kısaca. Şu an bahsettiğimiz bölgelerden çok sağlıklı bir bilgi gelmiyor açıkçası. Evet. Çünkü burada Türkiye'nin bir ve Anadolu Ajansı'ndan alıyoruz evet. bu bilgileri. Fakat ben öyle bir şeye şahit olmadım. Fakat bu grupların bahsettiğimiz o sloganlara, o şeriat sloganlarına, IŞİD'in icraatlerine çok uzak gruplar olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Bu gruplar dış güçler destek verdiği zaman ya da bu çatı altında topladığı zaman bu dış güçlerin ajandasına göre hareket ediyor. Fakat bu güçlerin ajandası dışında baktığımız zaman her birinin bir basın ofisi, her birinin bir resmi açıklamalarını yaptığı hesabı, sosyal medya hesabı olduğunu görüyoruz. Evet. Bunun bir arşivine, bir tarihine baktığımız zaman IŞİD'den farksız olduklarını ve bunun bir propaganda olmadığını sorunuza cevap olarak söyleyeyim. Evet. Görebiliriz. Bunların IŞİD'den hiçbir farkı olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Stüdyomuza dönelim. Oğuz Bey, aslında ilk bölümde, ilk turda belki kısa kısa bu Cerablus operasyonu, Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin genel bir değerlendirmenizi almak isterim. Tabii IŞİD'in bölgeden, sınırdan temizlenmesi, daha sonra YPG de gündeme geldi. YPG'nin ilerleyişinin durdurulması, Fırat Kalkanı ismi de zaten hep böyle de yorumlandı. Siz genel manada bu operasyonu ve gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi IŞİD'in Türkiye sınırından temizlenmiş olması ya da artık Türkiye'nin IŞİD'le komşu olmaması, IŞİD'in dış dünyayla bağının kopmuş olması, yabancı savaşçıların Türkiye sınırından geçip Suriye'ye ulaşamayacak olması, yani IŞİD'e katılamayacak olması, bunlar sevindirici gelişmeler. Bunlarla ilgili herhalde Türkiye kamuoyunda çok yüksek bir oranda mutabakat var zaten. Operasyonun orada bir güvenli bölge yaratmaya, yani yapılan açıklamalar üzerinden yorumlayarak söylüyorum, güvenli bir bölge yaratmaya yönelik olduğu, ordunun, Türk ordusunun orada uzun zaman kalma gibi bir niyetinin olmadığı, ki bu niyet biraz sahada göreceğiniz şeylerle doğru orantılıdır. Yani sahada neyle karşılaşacaksınız? Sizin oraya girme niyetiniz çok uzun süre kalmak olmayabilir ama karşılaşacağınız şeyler uzun süre kalmanızı gerektirebilir ki bu da olumsuz bir durum ortaya çıkarır. Bir diğeri de... Böyle bir tehlike var mı? Suriye'ye giren herkes için böyle bir tehlike var. Hmm. Yani Suriye, bütün uzmanların üzerinde uzlaştığı cümlelerden bir tanesi şudur. Suriye'ye girmek kolaydır. Çünkü hakim bir devlet yok. Topraklarının üzerinde ismi belli olmayan, ne zaman kurulduğu tartışılır. Hangi anlayışla, ideolojiyle örtüştüğü tartışılan bir sürü grubun, bir sürü devletin at koşturduğu bir yer. Suriye'ye girmekte sıkıntı yok ama Suriye'den çıkmak, sizin istediğiniz siyasi sonuçları üretmeden çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da çıkmamanızı gerektirecek, daha da derinleşen operasyonlar yapmanızı gerektirecek bir durum ortaya çıkar. Çünkü Suriye, bütün dünyadaki denklemlerin olduğu, denklemlerin içinde de farklı denklemlerin olduğu bir ülke. Şimdi İran'la komşusunuz Suriye'de. Hani Türkiye Cumhuriyeti İran'la komşu, o anlamda söylemiyorum. Askeri güçleriniz İran'ın da operasyon yaptığı bir yerde, Esad'ın şey olarak kendi rejimini tutmak için bulunduğu, Rusya'yla Karadeniz'in ötesinde komşu olduğunuz, üstleri olduğu, Amerika'yla benzer şekilde vekalet savaşlarının yürüdüğü bir coğrafya. Şimdi buraya girebilirsiniz. Sizi uzun zaman Türkiye sınırından Suriye sınırına girerken karşı koyabilecek bir güç olmayabilir. Ama orada ne kadar süre kalacağınız biraz oradaki gelişmelere bağlı. Öyleyse şimdi, Türkiye TSK Suriye'ye girmemeli miydi? Şimdi onu şöyle cevaplayayım. Bize TSK Suriye'ye girmeliydi. IŞİD'le mücadele amacıyla Suriye'ye girmeliydi. Bugün olan farklı mı diyorsunuz? IŞİD'le Suriye'de mücadele edelim. Buna bir itirazımız yok. Ama IŞİD'le Türkiye'nin içinde de mücadele etmemiz gerekiyor. IŞİD'le Türkiye'nin içinde mücadele etmeden, işte biraz belki programın ikinci bölümünde geleceğiz. Bu kanun hükmünde kararnameler, işten el çektirilen insanlar, dedikodular üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bir sürü insanla ilgili haklı haksız, ayırmakta da çok zorlanılan bir ortamda her türlü işlemi yapıp, her türlü kovuşturmayı yaparken IŞİD'in Türkiye'nin içinde istediği gibi at koşturduğu, istihbarat zafiyetinin olduğu, canlı bombaların patladığı bir ortamda IŞİD'le mücadele etmek için Suriye'ye giriyoruz cümlesi güzel bir cümle ama bunun Türkiye içinde karşılığını yapmak gerekiyor.
Yani Türkiye içinde de IŞİD'le mücadele etmek gerekiyor. Ortada yayınlanmış anketler var. Türkiye'de ne kadar insan IŞİD'in anlayışına sempati duyuyor? Bu bir tehdit. Yayınladıkları dergiler var. Kıldıkları bayram namazları var. Bunların görüntülerini paylaşıyorlar. Açık medya üzerinden, kendi medyaları üzerinden bunun propagandasını yapıyorlar. Terör üretiyorlar, ayrı bir boyutu. Şimdi ikinci boyutu, işte klasik, Münbiç. De ne olacak? Yani Türkiye PYD ile karşı karşıya gelecek mi? Ya da Türkiye'nin esas oraya girmesindeki neden, IŞİD'in ötesinde başka bir neden var mıydı? En çok tartışılan meselelerden bir tanesi bu. Türkiye'nin, bu artık tartışılmayacak bir noktaya geldi herhalde, değil mi? Konu tartışılıyor. Yani evet. Bunun bir siyasi hedefi olduğu görünüyor. Türkiye'nin burada PYD ile ya da YPG ile bir doğrudan çatışmanın içine giriyor olması, işte orada Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonun daha da derinleşmesine, Suriye'de daha uzun süre kalmasına, Suriye'de şimdiye kadar bir şehit verilerek devam eden, şu ana kadar açıklanan şeye bakarak söylüyorum, TSK'nın yapmış olduğu açıklamalara bakarak söylüyorum, operasyonların aslında Türk askerinin de kritik roller oynadığı ve zayiat verme durumunda kaldığı bir sürece doğru gidebilir, birincisi. İşin ikinci bir boyutu, PYD ile YPG ile yapılacak olan bir çatışmanın Türkiye'nin iç siyasetine yansımasıdır. Üçüncüsü, Türkiye'nin Amerika'yla ve Rusya'yla yürüttüğü müttefiklik siyasetine, Amerika'yla olan müttefiklik siyasetine, Rusya'yla son dönemde kurmuş olduğu ilişkilere yansıyacak adımlar olmasıdır. Dikkat ediyorsanız İran'dan, Rusya'dan, Amerika'dan ısrarla, bu üç ülke önemli, ısrarla birbiriyle çelişen ya da birbiriyle çelişme ihtimali kuvvetli örtülü açıklamalar geliyor. Türkiye burada o bölgeye girmeden önce belli ki bütün muhataplara bilgi vererek, bir denge siyaseti yürüterek o bölgeye giriyor. Ama o bölgede yapacağınız askeri müdahalenin boyutları ve hedeflediğiniz siyasi sonucu eğer paylaşmazsanız, o bölgede bu ülkelerle karşı karşıya gelme ya da daha önceden müttefiklik ilişkisinde olduğunuz ülkelerle çatışma ihtimali gibi bir şeyle karşılaşabilirsiniz. İşte bu esas tehdidin başladığı noktadır Türkiye için. Yani operasyonun ilk amacı, ifade edilen amacının ötesine geçmesi Türkiye açısından da daha kötü sonuçlara yol açabilir diyorsunuz. Böyle bir tehdit. Diyorum, yaşadık. Burada yapılması gereken şey şudur. Eğer Amerika Türkiye ile Fırat'ın batısına geçmeyle ilgili bir taahhütte bulunduysa, ki bu bulunduğu en üst düzeyde açıklanıyor. Evet. Amerika'ya bu taahhüdünü yerine getirmesi istenir. Ama askeri bir çatışma, müdahaleden kaçınılır diyorsun. Bir çatışma sonu çok da belli olmayacak bir yere doğru götürebilir Türkiye'yi. Sezai Bey, siz ne söylersiniz? Şimdi aslında bugün için anlatılan mesele oradaki olan ya da yaşadığımız, bunca zamandır yaşandığımız meseleler değil. Bunlar iktidarın kurguları bir şekilde olması istediği şeyleri propagandif amaçlı anlatıyor. Bu Cerablus operasyonuna gitmeden biraz daha geriye gidersek, IŞİD sınırın ötesinde olan ve orada yapılanmış bir örgütün çok daha ötesinde bir yapılanmaya sahip. Suriye meselesinin son 5-6 yıllık sürecine baktığımızda, mülteci meselesine baktığımızda, IŞİD ve diğer örgütlerle Türkiye ilişkilerine baktığımızda zaten tablo ortaya çıkıyor ve bu operasyonun aslında neye karşı yapıldığı da çok net bir şekilde anlaşılabilir. Bu operasyon oradan IŞİD'i atmaya falan yönelik değil. Bu operasyonun yegane bir amacı var. İktidarın kendi bekası için sürdüre geldiği Kürt düşmanlığını hem nasıl içeride sürdürüyorsa dışarıda da sürdürmek. Dolayısıyla IŞİD de bölgeden atıldı. IŞİD bölgeden atıldı. 5 yıldır atamadığınız IŞİD'i 5 günde oradan atmanız bile aslında kurguyu size gösteriyor. Ya da şimdi ÖSO'dan bahsediyor. Biraz önce Ankara'dan arkadaşımız da söyledi. Şeriat meselesi konusunda ya da bu türden yaklaşımlar konusunda hani IŞİD'den çok farklı düşünen bir yaklaşımı olan gruplarla işbirliği yapmıyor Türkiye. Nasıl geçmişte IŞİD'le işbirliği yapmışsa bugün ÖSO'yla da aynı işbirliğini yaparak aslında o bölgede, o bölge halklarının hayata geçirmeye çalıştığı bir yapıyı yıkmaya çalışıyor. Şimdi PYD'ye karşı tutum, YPG'ye karşı tutumunda da aslında bunu anlamak mümkün. Sürekli olarak YPG'yi bir terör örgütü olarak devlet anlatıyor.
iktidar anlatıyor. Sabahtan akşama kadar bütün o kontrol ettiği Türkiye'nin %90'ını aşmış olan medyasıyla bunu bir algı operasyonu olarak yönetiyor. Oysa orada demokratik Suriye güçleri var ve bu güçler sadece Kürtlerden oluşmuyor. Evet, Kürtler nispi ağırlığa sahip ama orada Araplar var, orada Süryaniler var, orada Sünni Müslümanlar var, Aleviler var. Dolayısıyla oradaki halkları yan yana getiren Suriye'deki rejime karşı bir muhaliflik artı bir de orada IŞİD gibi, ÖSO gibi böyle çeteci yapılanmalara karşı kendi öz savunmalarını gerçekleştirmek, kendi yurtlarına sahip çıkmak. Şimdi bütün bu gerçekliği ortadayken Türkiye'nin yaptığı bütün bu mücadeleyi terörize etmek, IŞİD'le mücadele ediyorum diye aslında sınır ötesi bir operasyona kalkışmak. IŞİD'le mücadelenin bir bahane olduğunu mu? IŞİD'le yani... mücadele böyle olmaz. Eğer IŞİD'le mücadele edilecek idiyse, biraz önce Oğuzhan Bey de söyledi, içeriden başlamalıydı. Bunca yaşanmışlıklara karşı. Bakın bugün Sultanahmet saldırısından dolayı insanlar tutuklu olan insanlar tahliye ediliyor bu ülkede. Şimdi bunun neresi inandırıcıdır? Sultanahmet canlı bomba saldırısına karışmış olduğu düşünülen insanlar bugün tahliye edildiler. Biz IŞİD'le mücadele ediyoruz. Nerede ediyorsunuz? IŞİD'le mücadeleyi işte sınır ötesinde operasyon yapıyoruz. 10 tane köyü 2 saatte geri alabiliyorsunuz. Bu Kobane'den IŞİD'i çıkartmak aylar sürmüşken siz 10 tane köyü 2 günde nasıl alıyorsunuz sorusu bir sürü şüpheyi beraberinde getiriyor. Sizin cevabınız ne buna? Yani nasıl 2 saatte alınıyor? Biz cevabımızı, bütün bu kurguyu anlatıyorum işte. Yani, bu kurgunun IŞİD'le en temel nedeni, IŞİD'le yapılan ittifaklar, geçmişten gelen bir sürü ittifak, bir sürü işbirliği, o sınırların nasıl eleye döndüğü, askerlerle çekilmiş fotoğraflar, bütün her şey çok ortada ve eğitimlerin kimler tarafından yaptırıldığı çok belirgin. Bunları hep beraber yaşadık. Gözümüz önünde gerçekleşti. Şimdi IŞİD'e karşı mücadele ediyorum diye sınır ötesi operasyon yapılırken, aslında IŞİD'in orayı 10 gün önce terk ettiğini de bütün uluslararası basın çok net yazdı, söyledi. Bütün bu kurguya baktığımızda aslında biz daha bu tezkere meclise geldiğinde, geçen sene Eylül ayında parlamentoda bunun nasıl bir şey olduğunu HDP grubu olarak çok net ifade ettik. Diğer bütün partilere de bunu anlattık. Bu sınır ötesi operasyonlara son verilmesi gerektiğini, Irak'a karşı yapılan bu sınır ötesi operasyonların yanılmıyorsam 26. tezkeresiydi, yanılıyor olabilirim rakamda. 26 tezkeredir Irak'a karşı yapılan operasyonlar, sınır ötesi operasyonlar Türkiye'de hiçbir sorunu çözmemiştir. Kürt sorunu da çözmemiştir. Bir de buna şimdi Suriye'yi ekledikten sonra Türkiye'nin yaşadığı sorunları derinleştireceksiniz dedik. Parlamentodaki partiler ne yaptılar? Parlamentodaki diğer partiler, HDP dışındaki partiler bize milliyetçi bir teatrallikle Türkiye'nin sınır güvenliği meselesini, Türkiye'nin güvenlik meselesini, terörle mücadele meselesini dönüp bize baka baka anlattılar. Biz de dedik ki bu mesele böyle çözülmez. Bu meseleyi çözmenin yolu Kürtlerle barışmaktan, sınırın diğer tarafındaki Kürtlerle de ittifak yapmaktan geçiyor dedik. Bunu yapmadığınız sürece... Bir soru burada. Peki gerçekten IŞİD'le mücadele için bir operasyon yapılsaydı bunu destekler miydiniz? Yani IŞİD'de gerçekten mücadele, sınır ötesi bir operasyon. Orada demokratik Suriye güçleri zaten IŞİD'le savaşıyor. Yani oraya yani destek verilmesi siz lazım. Siz eğer sınır gerçekten IŞİD'le bir mücadele edecekseniz demokratik Suriye güçleriyle ittifak kurmanız lazım. Ve bunu da yıllardır yapmanız lazım. Şimdi siz hala demokratik Suriye güçlerini terörist ilan edip ben IŞİD'le mücadele ediyorum diyerek Minbiç'i hedefleyen bir yerde duruyorsanız bu hiç inandırıcı bir şey değil. Evet. Sözü Mustafa Yalçın'a vereceğim ama Oğuz Bey çok kısaca siz ne dersiniz? Bu operasyon esas olarak IŞİD bahanesiyle YPG'ye karşı mı yapılıyor sizce? Siz bu operasyonun böyle ilerlemesinin bir tehlike yani Suriye bataklığına girmek olacağını söylediniz ama sizce bu operasyonun ana amacı bu muydu? Katılır mısınız bu konuda? Ne söylersiniz? Şimdi amaçlarından birinin bu olduğu kesin. Ama ana amaç bu muydu? Tartışılır. Tartışılır diyorsunuz. Bir şey var, onu söyleyeyim, o temellendirecek bu görüşümü. Evet. Halep düştü diyelim. Halep'in düşmesi durumunda Türkiye'ye... Nereye düştü ama?
Efendim? Kimin eline düştü yani? Yani Türkiye'deki hakim dille söyleyerek ifade edeyim. Esad'ın Halep'i alması durumunda müthiş bir göçmen akını olacak. Mülteci akını olacak Türkiye'ye. Şimdi Türkiye'nin bundan önce 3-3,5 milyon civarında Suriye'den gelen mülteciler var. Avrupa'da hükümetler değişiyor. Bu mültecilerin evet. Türkiye'den Yunanistan'a ve Avrupa'ya gitmesi nedeniyle. Halep'te böyle bir durumun söz konusu olması durumunda milyona yakın, yani sadece Halep'in içinde yaşayan değil ama sürükleyecekleri nüfusla beraber Türkiye sınırına doğru yoğunlaşacağı rakamlar üzerine tartışılabilir ama ciddi bir nüfusun geleceği aşikar. Bu aynı zamanda bir güvenli bölge yaratmaya dönük bir amaçlardan birisi bu değilse bile buna da hizmet edecek bir şey oluşturuyor orada. Bir bant oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'de yaptığı basın toplantısında oradaki güvenli bölgenin olası bir mülteci akını içinde bir alan açacağını da ifade etmişti. Evet. O zaman yine bir cümleyle cevap vermenizi isteyerek biraz önce Sezai Bey'in söylediği sınır ötesi operasyon yapmak yerine bölgedeki YPG ile Kürtlerle bir ittifakla IŞİD tehlikesi engellenebilirdi. Katılır mısınız? Bence Suriye Demokratik Güçleri ya da PYD açısından bu fırsat 2-3 sene önce kaçırıldı. Neden? Neden? Şimdi PYD ne zaman terör örgütü olarak ilan edildi diye bakalım tarih olarak. Gördüğümüz tarih 2015'in Mayıs'ı. Yani Yargıtay'dan onanması filan. Salih Müslim'in Türkiye'ye yapmış olduğu ziyaretler ne zaman kesildi diye bakalım. 2013'ün sonu 2014'ün başları gibi bir tarihe ulaşırız. O döneme kadar yürüyen ilişkilerde bir yol ayrımına gelindi. Bugün itibariyle Suriye Demokratik Güçleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki sahada beraber çalıştığı bir şey, bir yapılanma. İçinde ne kadar Kürt var, ne kadar Arap var o ayrı bir tartışma. Ama hakim unsurun PYD olduğu çok aşikar. Ve bu nedenden dolayı Türkiye şu anda PYD ile iş yapmak yerine başka bir şey izliyor. Başka bir yol izliyor ki o döneme kadar PYD konusunda Türkiye'nin çok aşırı olumsuz, düşmanca bir şeyi yoktu. Tavrı yoktu. Evet. Milliyetçi çıkışlar vardı hükümet tarafından. Ama sonuçta PYD'yi yok etmeye dönük ya da PYD'yi hasım olarak görmeye dönük sahada bir şeyde karşılaşmıyorduk. Bir siyasette karşılaşmıyorduk. Mustafa Yalçıner, ne söylersin? Operasyonun geneline ilişkin ve elbette konuşulanlara dair. Şimdi tabii bu Calablus operasyonu Türkiye girdi buraya. Girmesi kolaydı. Hepimiz fikir birliği halindeyiz. Çok hızlı bir şekilde girdi. Burada problem yok. Ama şimdi çıkması da çıkmaması da ikisi birden çok zor olacak. Çıksa bir türlü aşağısı bıyık, aşağısı sakal, yukarısı bıyık gibi. Çıkayım dese çıkmakta zorlanacak. Çıkmayıp orada kalayım dese o daha da zor hale gelecek. Öyle görünüyor gidişat. Ama ilk başta şunu demek istiyorum. IŞİD kuşkusuz var. Öyle ciddi de bir terör örgütü. Kafa kesiyor falan yani yaşadık bunu. Ama şöyle mi durum? Amerika IŞİD'le mücadele ediyor. Hava bombardımanını çok ciddi boyutlarda yaptı. Rusya mücadele ediyor. Rejim mücadele ediyor Suriye Esad. İran mücadele ediyor. Irak mücadele ediyor. Şimdiye kadar burnundan kıl bile koparamadılar. Ama Türkiye işte 12 günde ciddi bir bölgeyi 98 kilometreye yaklaşık 30 kilometre eninde bir şeridi de hemen kopardı aldı. Ve girişinde de neredeyse hiç çatışma yok. Şu rakamlara bakarsak Genelkurmay Türk Silahlı Kuvvetleri Çukurca'da 157 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Ama örneğin kaç IŞİD'çi öldürüldü Suriye'de Calablus ve Azez arasında, Mare arasında bir açıklama yok. Yani doğru düz kimse öldürülmedi. Şunu söylemek istiyorum. IŞİD büyütüldüğü kadar her şeyin bahanesi olarak ileri sürüldüğü kadar da bir güç değil. Evet güç, kafa kopartmasıyla falan bir güç ama kimin karşısında güç? PYD'nin karşısında güç. Kobani'yi ciddi şekilde saldırdı. Kimin karşısında güç? Belki işte ÖSO karşısında güç. Kimin? Yani belki de diyelim ki Esad'ın karşısında güç. Ama bu kadar. Türkiye, Amerika, Rusya, İran filan şimdi bunların karşısında da güç olmadığını en azından son Calablus harekatıyla görüyoruz. Ne oluyor o zaman? Türkiye buraya IŞİD bahanesiyle giriyor. Olduğundan büyük gösterilen, neredeyse bir korkuluk olarak sallanılan bir şeydi. Yani Rusya buraya müdahalesini IŞİD'i ileri sürerek gerçekleştirdi.
Amerikan müdahalesi IŞİD bahanesiyle gerçekleştirildi. Üstelik Amerika bütün müttefiki olsun, karşıtı olsun herkesi IŞİD korkuluğunu sallayarak hizaya getirdi. Kendi politikalarını kabul ettiler. Ya da Türkiye'nin girişine bakalım. Türkiye'nin girişinin nedeni de IŞİD'tir. Ne için söylüyorsunuz? Yani IŞİD'in gücü az ya da çok, şuna göre yüksek, şuna göre yani düşük. Ne için bu karşılaştırmayı yapıyorsunuz? Yani Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin temel nedeni IŞİD değildir. Değil mi? Nedir bu temel nedeni? Şu açıktır. Peki bu bir neden mi? Biz yeni Osmanlıcıyız. Temel nedeni değil ama bir nedeni mi? Yani, yoksa bahane mi? Asıl yönü olarak da bahane. Var yani IŞİD diye bir şey var ama bu daha çok da bir gerekçe olarak kullanılarak bir pozisyon ediniliyor bu gerekçe üzerinden. Ne ediniliyor? Şimdi Türkiye örnek, demin sizin söylediğiniz Oğuz Kağan Bey, şimdi IŞİD'le sınır yok mu? Gene var. Nerede var? 20-30 kilometre aşağı sürüldü IŞİD. Ama hala biz IŞİD'le sınırız. Yani Türkiye sınırı 20 kilometre ya da 25-30 kilometre genişletildi. Ha, ne kadar kalıcı olacak, ne kadar olmayacak, geçicidir bunu bilmiyoruz, göreceğiz bunu. Ama bugünkü durumda, ki uluslararası ilişkilerde çok da yarın yoktur, bugün vardır. Şimdi biz 98 kilometrelik şeritte 20-30 kilometre ilerledik. Ama hala orada IŞİD var. Hala Elbap filan bunlar tartışılıyor daha ilerlesin diye. Yani bir defa sınırdaş olmaktan kurtulamadık, hala IŞİD var. Yarınki bir takım adımları dolayısıyla Türkiye hala diyecek ki işte IŞİD filan bunu diyebilir. Peki IŞİD orada ya da değil. Şimdi Türkiye girdi. Orada kalması ya da kalmaması IŞİD'e değil, Amerika ile olan ilişkilere, Rusya ile olan ilişkilere, rejimle olan yani Esad rejimiyle olan ilişkilere, İran'a bağlı. IŞİD bütün bunların arasında kendi gemisini yürütmeye çalışılan aktörlerden birisi ya da gemisini kurtaran kaptan diyelim. Asıl sorun Türkiye'nin İran'la ilişkisi nedir? Suriye'ye ilişkin politikası örneğin değişti mi? Değişti iddia ediyordu. Mesela Numan Bey kurtulmuş dedi ki bizim ne geldiyse başımıza Suriye politikası nedeniyle geldi değiştireceğiz. Şimdi değişti mi? Bir şey değişti. Ne değişti? Esad rejimiyle olan ben seni tanımıyorum Emevi Camii'nde ben namaz kılacağım. Bu en azından ertelendi. Ama yani demin dedim şimdi yarını yok uluslararası ilişkilerin düzülmesinin ya da düzenlenmesinin. Bugün şimdi biz Esad'la en azından düşman değiliz artık. Esad'ın devrilmesi hattından şimdi Esad'la örneğin bugün Suriye politikasının zaten en azından en temel noktalarından hatlarından buydu, birisi bu değil miydi? Buydu. Bu zaten önemli bir değişiklik değil mi? Rejim değiştirmeye gittik. Yeni Osmanlı, Beka, işte bizim bakiye topraklarımız. Buradan Suriye politikası gerçekten değişti denemez mi? Şimdi Esad bakımından değişti bu açıdan. Yani yarın ne olacak onu göreceğiz. Ne kadar değişti. Şimdi örneğin Rusya'nın müttefiki, İran'ın müttefiki olarak Esad'la biz Halep'te karşı karşıya az çok geldiğimizde ne olacak? Değişip değişmediğini orada göreceğiz. Yani külli bir değişiklik, temelli bir değişiklik olup olmadığını orada göreceğiz. Ama bugün Esad'la ilişkisinin değiştiği söylenebilir. Ne deniyor şimdi dünkü açıklama? Cumhurbaşkanı söyledi. Halep'te Amerika ve Rusya ile biz işbirliği yapacağız. Ne demek bu? Şimdi şu mümkün mü? Rusya ile işbirliği, Esad'la işbirliği olmadan mümkün mü? Rusya ile işbirliği demek biz Esad'la da orada en azından belirli bir ilişki tutturacağız demek. Peki şimdi demin yine dediniz hani Halep düşerse demek ki Halep düşmeyecek artık. Yani ya da düşerse Esad'ın eline düşmeyecek. O düşmek olmaktan çıkıyor. Değişti. Dün öyleydi belki. Şimdi bugün öyle değil. Bugün Esad'la görüşüyoruz artık. Cezayir'de görüşmüştük ve işte eski bir DSP'li bakan adını unuttum şimdi neydi? Gidip görüşmüş. MİT'i bilgilendirmiş. Onun üstünden Başbakan bilgilendirmiş falan. Yani yeni gelişmeler var. Esad'la biz beraberce bir şeyler yapabilme durumundayız. Bu değişti. Evet. Peki değişmeyen, şimdi YPG değişmiyor. Ama son birkaç güne bakarsak orada da bir değişiklik sanki nasıl var gibi. Değişiklik? Mesela hep Münbiç'e gireceğiz. İşte hedef Münbiç deniyordu. Benim görebildiğim son 2-3 gündür Münbiç lafı edilmiyor. Ne suydu o, bir su var. Orası çok Fırat'ın batısı sayılmıyor gibi bir yere geldik şimdi. En azından ama bir yandan da hem Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması hem Türkiye'nin açıklaması YPG Fırat'ın doğusuna tekrardan geçecek, çekilecek. İşte orası doğu sayılıyor herhalde. O bir su var ya, o su Sucur ya da Suca. Evet yani o su orası da Fırat'ın doğusu oluyor yani. O suda bir kol ya. Herhalde öyle olacak. Çünkü
Bir şeye bakarsak şu IŞİD tartışması başta dediğim şey bir tarafa bırakılırsa hem Amerika hem Rusya bakımından PYD, YPG yani ya da daha genelleyelim Suriye Kürtleri bence sahadan kovulması, süpürülmesi gereken güçler durumunda değil. Onlar olmadan yarınki Suriye çok da tasarlanmıyor. Öyle görülüyor. Amerika açıkça diyor ki YPG benim müttefikim ya da PYD. Bunu ikinci turda biraz ama konuşalım. Ama Rusya da biraz öyle diyor. Şimdi gelin Halep işini nasıl halledeceksiniz? Halep'te de Şeyh Maksut var. YPG'nin ciddi şekilde etkinlik sağladığı büyük bir mahalle var. Evet. Mustafa Yalçıner, bir çok kısa cevap vermeni isteyeceğim. Peki Türkiye IŞİD tehdidine karşı bahane, daha çok bahane diyorsun sen IŞİD tehdidi. Ama şunlar bahane değil. Bu operasyonun sınır ötesi operasyon yapılmalı mıydı, yapılmadan mı olurdu? Sezai Bey'in söylediği YPG ile Suriye Kürtleri ile işbirliği. Ben belki biraz fazla yapılan muhafazakar kaçabilirim. Ben emperyalizme karşı birisiyim, işgallere de karşı birisiyim. Herhangi bir ülkenin bir başka ülke tarafından hele davetsiz misafir olarak onun topraklarına gidilir ya da açıkça işgalle uğratılmasına ben karşıyım. Bunu desteklemem. Herhangi ama, nedenle ama karşıda gibi bir ülke var mı? Yani IŞİD'in işgal ettiği Suriye topraklar. Var. Şimdi İran gidiyor mesela buraya ama hiç değilse kitabına uyduruluyor. Esad davet ediyor, gel diyor. Rusya gitmiş ama hiç değilse Esad diyor ki o oranın sahibi. Şimdi bu toprakların herhalde Osmanlı toprağı olduğunu söylemeyeceğiz. Kimin? İşte birisi ele geçirmiş, terör çetesi, IŞİD filan filan. Bilgi verdiği söyleniyor ama. Ama IŞİD'in de değil, biz IŞİD'i terör çetesi olarak görüyoruz. Hala orada meşru ev sahibi Esad rejimi. Esad rejimine bilgi verildiği ifade ediliyor. Verildi ya da şimdi Esad rejimi kalkıp Türkiye'nin bilmem neresine bilgi vererek girse, örneğin diyelim ki Nusaybin'e. Ama şimdi çok bu aynı durum değil herhalde. Neden yani değil? Yani şimdi realitesi yok. Ha biz abiyiz de o kardeş falan değil. Yani bu uluslararası ilişkilerde kabul edilmiş iki meşru devlet. Şimdi değiştiyse Suriye politikası, biz Suriye rejimini devirmekten vazgeçtik Türkiye olarak. Onlarla belirgin bir ilişki tutturuyoruz demek olması gerekir. Yani böyle değilse hala değişmemiştir. Burada TSK'nın Suriye'ye girişinin kalıcı olma niyeti taşıyabileceğini kalıcı, mi söylüyorsun? Sadece kalıcı değil, geçici olarak da olsa buraya, yani IŞİD, demin ondan geçici söylüyorum. Geçici de olsa işgal. Şimdi IŞİD zaten yok. Neydi? Feylak al-İslam, Şam pardon. Demin Hasan arkadaşım Ankara'dan söyledi. Önemli birisi, Nurettin Zengi çetesinin yanı sıra Feylak al-Şam'dır. Açık açık şeriatçıdır bunlar, cihat çeteleridir. Tamam. Okay, ha IŞİD'de olmuş o militanlar, ha burada olmuş. Zaten çok geçişli bunlar. Bugün IŞİD'çi olan yarın bakıyorsunuz Feylak al-Şamcı oluyor. Yarın Ahrar-ı Şamlı olan öbür tarafa IŞİD'e geçmiş oluyor. Çünkü ideolojik bir beraberlik var. İkisi de saldırırken aynı sloganlarla saldırıyor. İkisi de kelle koparıyor, kesiyor. Evet. Bir şey diyecek miydin hocam? Kısa bir yani şey böyle bir hareket. IŞİD karşıtı bir hareket diye de bence savunulamaz. Bizim en azından işte Birleşmiş Milletler falan deniyor ki biz kaçıncı maddesi doğrultusuna girdik. Öyle de değil ama. Peki o zaman neden kilis bombalanırken girilmedi? Kilise 17 kişi, 21 kişi öldürüldü. Bir sürü şey bombası, IŞİD roketi düştü. Neden girmedik? Demek ki o zaman dengeler uygun değildi. Rusya'yla henüz anlaşmamıştık. Evet. Amerika falan neyse. Ama IŞİD nedeniyle değil, başka nedenler dolayısıyla girmedik. Şimdi gene başka nedenler dolayısıyla girdik. IŞİD'e karşı bir hareket değil. IŞİD bombalarken girilse normal olur muydu? Hayır. Ama bir şey anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biz IŞİD nedeniyle girmiş değiliz. Dün nasıl IŞİD nedeniyle girmemişsek. Tamam. Sezai Bey. Burada şey, yani bütün bu net bir şey konuşulamamasının nedeni Türkiye'de. Ben bir dış politika uzmanı değilim ama Türkiye'nin bir dış politikası yok. Dış politika o kadar iç politika oldu ki. Yok. Olmak zorunda neden kaldık. Dış politikası yok? Türkiye ne bölgeyi doğru okuyabiliyor, ne içeride siyasetini doğru okuyabiliyor. Türkiye'nin kendini çok fazla katılaştırdığı kodları var. Bazen buna kırmızı çizgiler deniyor. Ve bunun içine kendini sıkıştırarak bu emperyal ilişkileri de doğru okuyamıyor. Dolayısıyla Amerika'nın bir gün yanına düşüyor, orada gidiyor. Rusya'nın yanına düşüyor. İşte G20'lerde fotoğrafı kimin yanına verdiniz diye bugün bütün gün tartışma bunun üzerinden yürüyorsa bu dış politikadaki sığlığın en açık göstergesi. Dolayısıyla bunu okuyamayan ve bunlara doğru çözümler üretemediğiniz zaman IŞİD'le de işbirliği yapıyorsunuz. Esad da bir gün Esed oluyor. Aradan zaman geçiyor. Esad oluyor. Göçmenler ki onların haklarını tamamıyla ihlal edip onları bir pazarlık mevzusu haline getirebiliyorsunuz. Evet. Şimdi böyle bir şeyi dışarıdan okuduğunuzda, baktığınızda ortada bir devlet aczi, bir iktidar aczi vardır. Evet. Esas mesele de burada. O yüzden PYD'yi doğru okuyamadığı için
Demokratik Suriye güçlerini doğru okuyamadığı için bugün en kestirmeden çıkıyor, diyor ki PYD terör örgütüdür, YPG terör örgütüdür, PKK'den farkı yoktur. Bu tutturmuş olduğu bu söylemi sürekli yineleyerek aslında daha büyük çöküntülere... Sadece YPG'de değil ama Esad da öyle. Eskiden kardeşim Esad'dı. Sonra zalim Esad oldu. Şimdi gene kardeşine böyle, doğru bir geçiş var. Böyle saplantılı bir kafayla dış politika sürdürülebilir mi? Sürdürülemez. Çok kısaca bir şey diyeceksiniz hocam. Şöyle söyleneni bir adım daha ileriye götürmek mümkün. Yani PYD ile ilgili, Esad'la ilgili ya da Esad olması ile ilgili. İsrail'le son yapılan anlaşmaya bakın. Ya da Rusya'yla son yapılan duruma bakın. Uçak düşürüldüğünde, yani Rus uçağı düşürüldüğünde Başbakan'la Cumhurbaşkanı yani Davutoğlu'yla Tayyip Erdoğan yarım saat içinde birbiriyle talimatı kim verdi yarışına girdi. Sonra döndü. FETÖ'cüler yaptı herhalde bunu dendi. Rusya ile şimdi hiçbir şey olmamış gibi Türkiye bir sürü anlaşma imzalıyor. Charter uçakları tekrar uçmaya başlıyor falan. Şimdi bir yıl içinde bu kadar sert zikzaklar yaparsanız uluslararası siyasette, yani sadece Rusya için söylemiyorum, İsrail için de söylüyorum, onun dışındaki şeyler için de, konular için de söylüyorum. Suriye için de herhalde belki. Suriye için de geçerli. Mısır. Biz Türkiye'nin komşularıyla iyi geçinmesini savunan bir siyasi parti olarak söylüyoruz. Yani İsrail ilişkilerinin iyileştirilmesine karşı birisi olarak söylemiyorum. Ama bu kadar sert ve bu kadar kısa sürede kendi tezlerinizi tamamen ayaklar altına alan zikzaklar yaparsanız uluslararası camiada sizi kolay kolay ciddiye alacak ülke bulamazsınız. Şimdi Hasan Sivri'ye şey dönelim Ankara'da diye onu unutmuş olmayalım. Çok, kısa, çok şey. Kısaca o zaman. Evet. Şimdi en son uçuşa yasak bölge ya da güvenli bölge diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması oldu burada yapalım diye. Ya benim bildiğim deminki IŞİD tartışması. IŞİD'in elinde uçak yok. Uçak kullanmıyor, uçağı yok. Bu Zengi Tugayları falan bunların da elinde yok. Sultan Murat Tugayların da elinde yok. Amerika'nın elinde uçak var. Rusya'nın elinde uçak var. İran'ın elinde uçak var. Bunlarla anlaşılarak girildi zaten. Bir geriye kalıyor Esad. Şimdi soracağım, Esad politikası değişti mi, değişmedi mi? Yani biz burada uçuşa yasak bölge derken Esad'ın uçaklarını mı uçurmamayı, kime karşı koruyor? Yani kimin uçağına karşı yasak? Bunun üzerinde biraz duralım Mustafa Yalçıner. Hatta Hasan Sivri'ye soralım. Hasan, aslında hem burada tartışılanlar üzerine sorularım olacak, hem de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'de yaptığı açıklamalar var. Onları da soracağım. Yani bir 4-5 tane soru sormak istiyorum. O yüzden kısa kısa cevaplar istiyorum. Biraz önce Mustafa Yalçıner'in söylediği uçuşa yasak bölge gerçekten yani IŞİD'in, ÖSO'nun, YPG'nin uçağı yok. Bu uçuşa yasak bölge Amerika ile ve Rusya ile de uzlaşıldığı söyleniyor. Kime karşı bu uçuşa yasak bölge ve neyi amaçlıyor? Bu açıdan Esad yönetimi ve Suriye yönetimine ilişkin Türkiye'nin dış politikasında nasıl bir değişiklik var? Burada ben kaçırılan bir nokta olduğunu düşünüyorum. Buyurun. 2 aydır Suriye Savaşı'nda 6 yıldır en şiddetli savaş Halep'in güneyinde veriliyor. Ve eğer ki Körfez medyasına baktığımız zaman ya da direniş ekseni diye tanımladığımız Suriye ve Lübnan medyasına baktığımız zaman, bu direniş medyasına baktığınız zaman Halep'te bu güney kısmında kuşatmanın yarılması ya da kuşatmanın tamamlanması şeklinde okuyabileceğimiz bir savaş vardı 2 aydır. Savaşta rakamlar her zaman abartılır ama bu savaşta bine yakın cihatçının öldüğünü hem cihatçı kaynaklar da doğruluyor. Aynı şekilde Suriye ordusunun da çok kaybı olduğu bu savaşta ve sadece Suriye ordusu yok bu bölgede. Dolayısıyla burada kaçırılan bir nokta var. Aynı şekilde Lavrov dünkü açıklamasında biz Kerry ile bu yıl içerisinde Suriye konulu 40 defa bir araya geldik. 40 görüşme gerçekleştirdik. Ve bu görüşmelerin çoğunun Halep ile ilgili olduğunu biliyoruz. Burada Halep dediğimiz bölge çok önemli bir bölge. Halep demek Suriye demek ve Halep'te 1,5 milyon üzerinde insan yaşıyor. Yani şu anda tartıştığımız sınır bölgesinde PYD'nin ya da YPG'nin kontrolünde olan insanlar kadar, yani nüfus aynı neredeyse, sadece Halep kentinde. Ve bu Halep kentinde dün tamamlanan, tekrar 2 ay önce hatırlıyorsanız Suriye ordusu kuşatmayı tamamlamıştı. Dün tekrar bu kuşatmayı tamamladı ve büyük bir zafer olarak verildi. Bu kuşatmada son ana kadar 4 örgütüyle, 4 tugayıyla savaşan bir Nurettin Zengi grubu var ki aynı Nurettin Zengi şu an TSK ile birlikte Cerablus'ta ve Çobanbey'de operasyonlar yürüten Nurettin Zengi grubu. Ben Esad ya da Erdoğan'ın çok hızlı bir
şekilde ya da dillendirildiği şekilde kardeşim Esad seviyesine dönebileceğini düşünmüyorum. Halen Erdoğan'dan katil Esad laflarını, ifadelerini duyuyoruz. Aynı şekilde uçuşa yasak bölge denilen bölge az önce dile getirdiğiniz gibi burada bu güçlerin bir uçağı bulunmuyor. Halep Suriye ordusuna karşı, Suriye'ye karşı bir uçuşa yasak bölge isteniyor. Diğer bir noktada şuna vurgu yapmak istiyorum. IŞİD'le mücadele meselesi. Bugün IŞİD Suriye'de Şam, Haseke, Tartus ve Humus'ta 4 ayrı saldırı yaptı ve onlarca cihat, onlarca intiharcı kullanıldı. Sadece Tartus'ta 3 bombalı araç ve 6 intiharcı kullanıldı. Bunu neden yapıyor IŞİD? Çünkü şu an Humus'un doğusunda birçok petrol kuyusu özellikle Palmyra kenti alındıktan sonra Suriye ordusunun eline geçiyor. IŞİD'den geri alınıyor. Şam'ın doğusunda yine aynı şekilde Şam'da artık son bir bölge var anlaşılmayan ve bugün sabah anlaşma imzalandı ve artık Şam tamamen cihatçılardan ya da silahlı gruplardan arındırılmış. Aynı zamanda şuna vurgulayalım. Bu cihatçılar Şam'da anlaşma sağlandıktan sonra bizim sınıra geliyor. Yani İdlib'e geliyor. İdlib'e taşınıyor. Bir tartışılması gereken nokta da bu diye düşünüyorum. Meseleyi sadece IŞİD ya da bu iktidar aygıtlarının sunduğu gibi, kurguladığı gibi o başlıklar üzerinden tartıştığımız zaman bir tekfirci tehlikesi dediğimiz bir tehlikeyi de gözden kaçırıyoruz. Evet. Dolayısıyla sahada IŞİD'e karşı ilerleyen bir Suriye ordusu var. Haseke de özellikle YPG ve SDF güçlerinin ilerleyişi var ki bu bombalamalar ve saldırılar bu yüzden geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ya da TSK'nın ya da Erdoğan'ın ya da AKP'nin iddia ettiği gibi bir IŞİD'le mücadeleleri yok. Tam aksine yıllardır özellikle 2011-2014 arasında dolaylı yoldan hem bu gruplar ve direkt olarak desteklenerek Suriye ordusuna karşı 2014'ten sonra hatırlayacağınız üzere özellikle YPG güçlerine karşı sadece Kobani'de değil Haseke'de, Afrin'de, evet. Serekaniye'de birçok defa kullanıldı. Dolayısıyla IŞİD'le mücadele eden gruplar son dönemde baktığımız zaman Irak'ta özellikle çok ciddi ilerlemeler ve Musul'un güneyine yığılmalar var Irak güçlerince ve Şii milislerce. Suriye'de de aynı şekilde ilerlemeler. Dolayısıyla IŞİD'le mücadele eden güçler bu güçlerdir ve IŞİD'in bombalı saldırılarına baktığımızda bu güçlere karşı yaptığını görüyoruz. Türkiye'ye ya da Türkiye'nin Cerablus operasyonu sonrası özellikle yaptığını görmüyoruz. Evet Hasan, sorularınızı kısa kısa alayım yoksa evet kısa kısa soruları sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada Halep'e ilişkin hem Rusya ile hem de koalisyon güçleriyle işbirliği halindeyiz. Halep bölgesinde bir işbirliği gerçekleştiriyoruz dedi. Türkiye'nin Rusya ve Amerika ile Halep'e ilişkin nasıl bir işbirliği var? Ve Halep, yani bu açıdan ne olacak Halep'te? Halep'te şu an yani bu kuşatma tamamlandıktan sonra artık tekrar yarılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü özellikle Nusra'nın ve diğer cihatçı grupların ÖSO diye adlandırdığımız ya da diğer Türkiye ile çok daha ciddi işbirliği içinde olan gruplara öfkesinden şunu anlıyoruz. Cerablus operasyonundan sonra bir sürü grup, silahlı birlik Suriye kuzeyine ve Cerablus ve Çobanbey arasındaki bölgeye gönderildi, getirildi. Burada işbirliğinden kasıt muhtemelen bu ikmalin yapılmasını bir süre ertelemek. Ben tamamen bu silahlı güçlerin ileride de özellikle kamplar kurularak tekrar Eid Donat meselesi tekrar gündeme getirilerek Suriye ordusuna karşı İdlib'de özellikle Lazkiye'de ve Halep'te tekrar kullanılabileceğini düşünüyorum. Sadece onlara karşı değil. TSK koalisyon güçleriyle bir işbirliği içerisinde, koalisyon aynı zamanda SDF güçleriyle işbirliği içerisinde ve koalisyon TSK ile Kürt güçlerinin çatışmasını istemiyor. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bu çatışmayı bu gruplar üzerinden sağlayabilir. Yani bu çatışma hem Suriye ordusuna karşı hem YPG'ye derinlerde, Manbij'te ya da AKP'ye yakın kaynaklardan duyduğumuz üzere Fırat'ın doğusunda tekrar YPG'ye karşı kullanabilir. Özellikle Tel Abyad'da yeni bir hareketlenme var. Suriye Demokratik Güçleri içerisinde yer alan bazı gruplar, ki bu gruplar daha önce de sosyal medyada yazmıştık, Nusra'nın eski bileşenleri Suriye Demokratik Güçleri'ne 2015'te dahil oldu. Şu an tekrar YPG ile çatışmaya başladılar. Tabii paranın geldiği yere göre konumlanan güçler, evet. Bunlar. Türkiye'nin, evet. Burada özellikle Arap aşiretlerini hareketlendirdiğini görüyoruz ve bir Arap aşiretlerinin yeni bir grup kurduğunu, Kadisiye hareketini kurduğunu ve bu hareketin Arap köylerini YPG'den almak olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada da bir hareketlenme olabilir. Evet. Ama
Türkiye muhtemelen bu kuzeydeki operasyonunu derinlere çok bulaşmadan Halep'te işbirliğinden kasıt bu olsa gerek. Evet. Önce kuzeyde bir kontrol sağlayıp sonra da tekrar ben bu çatışmaların şiddetlenebileceğini düşünüyorum. Peki YPG'nin bugünkü konumu nedir? Fırat'ın doğusuna çekildiği hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem de YPG yetkilileri tarafından da açıklanmıştı. Bugün YPG Fırat'ın doğusuna çekilmiş durumda mı? Fırat'ın doğusuna çekilmiş durumda değil açıkçası. Suriye Demokratik Güçleri'nin içerisinde yer alan Araplar en fazla %15'ini oluşturuyor bu Suriye Demokratik Güçleri'nin ve YPG'lilerden de bunu duyuyoruz ara sıra. Bu Arap güçleri çok etkin değil maalesef. Burada etkin olan güç YPG güçleri. Dolayısıyla şu an Menbici ve Menbici'nin kuzeyinde buradaki kontrolü sağlayan açıkçası YPG güçleri ve çoğunluğunun Kürtlerin oluşturduğu Kürt güçleri. Evet. Olduğunu görüyoruz. Evet. Peki Hasan, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu Suriye yönetimi tarafından bir işgal girişimi olarak değerlendiriliyor mu? Nasıl değerlendirildi? Yani bir hafif şiddetli bir tepki verildi, daha düşük yoğunluklu bir tepki verildi ama bir işgal girişimi olarak değerlendirildi mi? Şunu söyleyeyim, ben bu Kuzey Suriye'de özellikle Şam'ın artık çok ciddi bir belirleyiciliğinin olduğunu düşünmüyorum. Burada Rusya'nın söz sahibi olduğunu, özellikle Türkiye'nin bu operasyonu konusunda Rusya'nın söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Şam'dan özellikle Birleşmiş Milletler'ine, hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderilen iki tane mektup var. Burada Türkiye'nin bu hareketinin saldırı olduğu ifade ediliyor. Fakat Şam'ın Kuzey Suriye'de çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Az önce de bahsettiğim gibi sadece Halep'te 1,5 milyon insanın yaşıyor ve bu çok önemli bir kent ve Suriye ordusu bu kente ve diğer kentlere yoğunlaşmış durumda. Son 2 ayda çok ciddi bir savaş verildi ve çok ciddi kayıplar verildi. Dolayısıyla Şam'ın burada Rusya'nın söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Pardon, Şam'ın değil. Evet. Fakat Şam bunu 2 tane mektupla hem BM'ye, Güvenlik Konseyi'ne hem Genel Kurulu'na bir saldırı olarak gönderdi ve halen bu gruplarla işbirliği yapan Türkiye'nin bir saldırısı olarak niteledi. Çünkü bu gruplar az önce de bahsettiğimiz gibi terör listesine alınmış Nusra'nın, yeni adıyla Cephetü Şam'ın ile ilişkili gruplar. Yani Sultan Murat Tugay'ı, şimdi bunların hepsinin arşivi var internette. Şu anda da paylaşımları var. Dolayısıyla Şam bunun üzerinden terörist gruplar olarak adlandırarak veriyor. Aynı şekilde Amerika ile Rusya arasında yine bu terörist grupların tanımlanması üzerine bir anlaşmazlık var. Lavrov'la Kerry'nin bu kadar bir araya gelmesinin nedenlerinden biri de bu. Amerika açıkçası burada işi yavaşlatıp özellikle Nusra'nın, IŞİD'den farksız olan, IŞİD'den kopan Nusra'nın vurulması konusunda bir adım atmıyor. Az önce bahsettiğim gibi Amerika koalisyonu kullanarak buradaki terörist gruplar üzerinden bir söz sahibi olmak istiyor. Dolayısıyla önce bir IŞİD meselesi üzerinden bir Halep'te bir pazarlık var. Daha sonra Halep ve İdlib civarında Nusra'nın vurulması meselesinde yine burada Amerika söz sahibi olup Şam ve Rusya'ya baskı yapmak isteyecektir. Burada Türkiye'nin özellikle Amerika'nın güdümünde Suriye'nin kuzeyinde hem Rusya'ya karşı hem Şam'a karşı bir güç olarak kullanacağını söyleyebiliriz. Evet Hasan. Teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Katkıların ben için sağ ol. Ben yayınlar. Evet, Hasan Sivri ilk bölümde Cerablus ve Fırat Kalkanı operasyonunu değerlendirmek üzere konuğumuzdu. Onu da yolcu etmiş olalım. Teşekkür edelim. Çok az bir vaktimiz kaldı. Belki birer cümle Cerablus operasyonuna ilişkin ikinci bölüme sarkar mı bilemiyorum artık. Size kalmış o da ikinci bölümde. Hasan Sivri'nin söylediği önemli noktalardan birisi ÖSO. ÖSO'nun da ÖSO ile yapılan bu işbirliğinin daha sonra Türkiye'nin içinden çıkamayacağı bir noktaya geleceğini, yani Türkiye'nin başına bela olabileceğini IŞİD gibi söyleniyordu. Osman Bey, ne söylersiniz? Böyle bir tehlike öngörüyor musunuz siz? Şimdi tabii uluslararası ilişkilerde genelde bu tür operasyonları planlayanlar, sadece Türkiye için söylemiyorum, Suriye üzerinde askeri operasyonlar planlayanlar ya da Suriye'nin geleceğiyle ilgili masaya oturma planı yapan ülkeler, kendi ülke gerçeklerine destekledikleri grupların ne kadar uyup uymadığına çok fazla dikkat etmezler. Örnek, Rusya'nın şu anda desteklediği Esad yönetimi ya da Esad'la beraber ittifak içinde olan gruplar. Yani Esad da tek bir güç değil. Hani bunu da ortaya koymak lazım. Orada da başka türlü bir koalisyon var ama ana güç tabii ki Esad.
Rusya'nın dünyaya bakışıyla, toplumunun yaşama şekliyle ne kadar uyumludur tartışılır. Benzer bir durum Amerika için geçerlidir. Bunu şunun için söylüyorum. ÖSO bir çatı örgütü. ÖSO'nun içinde bir sürü farklı grup var. İsmini değiştirip Amerika'dan yardım almak için biz artık El-Kaide bağlantısı bizde yok. İşte El-Nusra olduk ya da El-Nusra ile bağlantımızı kestik. Biz başka bir grup olduk diyen bir sürü grup var. Bunlar Suriye'de sahada mücadele ediyorlar. Yani yapmış oldukları şeyin bir kısmı kendi kişisel ikballeri ve çıkarları için, bir kısmı da bulundukları yerleri savunmak ya da belli bir ideolojik çerçeve içinde. Dolayısıyla ÖSO'nun içinde Türkiye'nin o bölgeye sürdüğü, yani ÖSO'yu destekliyoruz biz, aslında biz lojistik olarak geride duruyoruz demesinin ön planında şunu okumak lazım. Türk askeri orada savaşan noktada olmayacak, savaşan noktada ÖSO olacak. Biz tampon bölge yaratma peşindeyiz. Amerika'nın vermiş olduğu, PYD'ye vermiş olduğu destek, Rusya'nın ESA'da vermiş olduğu destek, Türkiye'nin ÖSO'ya vermiş olduğu destek aynı klasmanda görünüyor. Arkada aynı bir lojistik güç var, sınırlı sayıda bir asker var, ön tarafta savaşan başka bir grup var. Sizce yani aynı vekalet savaşı. Sizce aynı kapsamda. Bu da başka, efendim? Sizce aynı kategoride mi yani? Teknik olarak bakarsanız aynı kategoride. Peki IŞİD gibi yani daha sonra yani sizin için kim savaşıyor? Başka birisi savaşıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Siz geri planda ona ya lojistik ya da askeri destek veriyorsunuz. IŞİD'le kurulan ilişkiye benzetiyor musunuz bunu? Şimdi ben o konuda biraz daha farklı düşünüyorum. Yani IŞİD meselesini ben küçümsemekten yana değilim. Yani kimsenin küçümsediğini söylemek mümkün değil belki ama biraz daha büyük harflerle ifade edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani ortada Fransa'da eylem yapma kapasitesine sahip, Türkiye'de canlı bomba patlatma kapasitesine sahip, her ne kadar biz hükümeti az eleştirdiği, az mücadele ettiği, yeterince üzerine gitmediğini söylüyor olsak da Fransa'da da eylem yapma kapasitesine sahip bir örgütten bahsediyoruz. ÖSO bu düzeyde ve durumda değil diyorsunuz. ÖSO şu ana kadar görünen o ki Suriye dışında bir şeyde bulunmadı. Bir faaliyette bulunmadı. Zaten ÖSO'yu nasıl tanımlayacağınıza bakar o. Yani ÖSO bir çatı örgütü olarak tanımlarsanız ÖSO'nun bir yurt dışında bir faaliyet olmaz göstermesini bekleyemezsiniz. Ama şuna da dikkat etmek lazım. Türkiye Cerablus'a doğru bir operasyon yaptı. Ben 40 kilometre derinliğe ulaşacağım diyor. İşte 98 kilometrelikte bir alanı, yaygın bir sınırı kontrol edeceğim diyor. IŞİD bir iddiaya göre geri çekiliyor. Bir başka iddiaya göre kaybediyor. Her ikisinde de IŞİD Türkiye sınırından uzaklaşıyor. IŞİD'in Türkiye sınırından uzaklaşıyor olmasının altını çizmek lazım. Bu önemli bir şey. Araya bir tampon bölge giriyor. Evet. Bu şu demek. Kilisten bahsettiniz ya. Kilise sürekli roketler düşüyor. Doğru. Emevi Camii'nde namaz kılacağım diye yola çıkılan dış politika kiliste Ulu Cami'de namaz kılamaz hale geldi. Ama bu eğer kiliste roket düşmesini engelleyecek bir çaba mıdır? Evet, engelleyecek bir çabadır. Evet. Bir şey ekliyordunuz galiba çok kısaca. Şimdi ben kesinlikle IŞİD'i küçümsemiyorum ama şunu söylemeye çalışıyorum. Şu adım olarak söylemedim. Yani genel olarak söyledim. Nusra ya da yeni adıyla Cephetü'ş-Şam. Şimdi ne fark vardır Nusra ile IŞİD arasında? Bu meçhuldür. Şimdi bugün Nusra Fransa'da ya da Türkiye'de eylem yapmıyorsa bugünkü çizgisine uymadığı için yapmıyor. Ama dün olarak El-Kaide olarak yapıyordu. Yapabilir. IŞİD şimdi dünya aleme karşı savaşıyor ya da öyle söyleniyor. Tabii şimdi bir yerde sıkışmışsa Musul filan orada bir takım işler yaparken kendini genişletmek üzere en azından Fransa'da da gidip yapıyor. Yarın bunu Nusra'da yapabilir ya da Feylakol Şam'da yapabilir. Evet. Şimdi bunlar olabilir. Ben birbirlerine geçişleri izah etmek için söylüyorum. Şimdi Türkiye bakımından orada IŞİD'miş, Nusra'ymış ya da İşte Feylakol Şam'mış. Şimdi bu çok fark etmiyor. Yani ikisi de aynı şey bunlar. IŞİD'i sürüyoruz, onun yerine Nurettin Zengi ya da işte Feylakol Şam geliyor. Onunla komşu oluyoruz. Üstelik onlar bizim müttefikimiz oluyor. Burada bu terslik. Yani bu kabul edilir. Yani tehlikeli mi görüyorsunuz? Tabii şimdi bu cihatçılara karşı ya da işte teröristlere karşı bir hareket yapmak, Türkiye'yi oradan korumak anlamına gelmiyor. Sadece isim değişiyor. Yani IŞİD yerine başka bir isim geçiyor. Hani çok denir Türkiye'de. Alfabenin bütün harflerini kullandılar. Orada da kullanılıyor alfabenin harfleri. Şimdi ha IŞİD ha bilmem ne. Yani önemli olan
cihatçı, İslamcı, siyasal İslamcı çeteler bunlar, terör çeteleri. Zaten. Ve birisi ileri sürülerek diğerlerine işbirliği yapılıyor. Sezai Bey, siz Hasan arkadaşımın dediğine katılıyorum. Halep'te de öyle şimdi. Ve bunlar yarın Türkiye'yi Esad'la karşı karşıya getirecek olan faktörler. Evet. Araya gitmemiz gerekiyor. Sezai Bey, kısaca, çok... bu sonuçta aradaki mesafe 90 kilometre. Yani bu tamamen Kürt annesini görmesin siyaset. Bu 90 kilometreye gideceğiz. Orada bir güvenli bölge yaratacağız. Böylece IŞİD tehlikesini bertaraf edeceğiz, kurgusunu. Çünkü IŞİD'çiler bir gecede dediğiniz gibi ÖSO'cu, ÖSO'nun içindeki herhangi bir gruba katılabiliyor. Bunlar ne istiyor, ne bekliyor? Bakın IŞİD sınırın orasının öteki tarafında değil o kadar. IŞİD sizin nerenizde biliyor musunuz? Ankara'da. Cumartesi günü miting neden ertelendi? Neden emniyet izin vermedi demokrasi güçlerinin olası? Kim tarafından? IŞİD tarafından yapılması beklenen bir saldırı nedeniyle. Ankara'da. Yani içinizde. Başka bir rakam daha vereyim size. Türkiye'de IŞİD'e olan destek %8'lere kadar çıkmıştı. Yani IŞİD gibi bütün o vahşi görüntülerine rağmen %8. Şimdi siz ÖSO'yla ordunuzun işbirliğini yaptığını ballandıra ballandıra anlattığınız bir yerde bu reyting %10'ları geçer. Yani barajı geçer. Bu şeriatı isteyenlerin beslendiği bir kanaldır Türkiye'de de. Bu tehlike burada. Bizzat burada. Yani Suriye'de, zaten Suriye'de ne olduğu belli. Bu örgütler bir yurtsever örgüt değil. Bu örgütler bir halk hareketi değil. Bunlar taşeron örgütler. Evet. Dolayısıyla sadece araya gitmemiz bu gerekiyor. Terör işi üzerinden nemalanıyorlar. Evet. Biraz Cerab Usta'da Türkiye itildi, kendisi girmedi. Hani denize iterler ya birini. Tabii ki istiyordu. Tabii ki ben buraya gideyim diyordu. Yani Osmanlıcılık falan vardı serdi ama. Kim itti? En çok Amerika itti. Tamam. En çok Rusya itti. Hatta biraz da İran itti. Oldu. Neden? Kestane'yi ateşten Türkiye alacak. Bir, yok Türkiye'de, iki, öyle. İki bir de başka bir şey. Biraz da yorulacak falan. Sonra herkesin dediğini kolaylıkla yapar bir duruma gelecek. Amerika'nın dediğini çok çabuk kabul eder bir noktaya gelecek. Evet. Rusya Türkiye üzerinden daha kolay planlar yapma özgürlüğüne kavuşacak ve onu daha kolay yedekleyebilecek. Yani IŞİD falan biraz bu açıdan yoksa küçümsediğimden değil. Evet. Biraz da pek. Kısa bir ara. Ne yapmalı, nasıl yapmalı devam ediyor. İlk bölümde Cerablus ve Fırat Kalkanı operasyonunu konuşmuştuk. Bu bölümde birazcık gündemi değiştiriyoruz. Tabii dış politika gündeminden ne kadar kopabiliriz bilmiyorum ama biraz bağlantılı olarak iç politikayı da değerlendireceğiz. İkinci bölümde yeni bir konuğumuz var. KHK ile, son KHK ile açığa alınan akademisyen, yardımcı doçent doktor Hakan Koçak. Hakan Hocam geçmiş olsun ve hoş geldin diyelim. İlk bölümden konuklarımızı da hemen hatırlatayım. Evrensel Gazetesi yazarı Mustafa Yalçıner, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı. Hasan Sivri de konuğumuzdu, onu ilk bölüm sonunda yolcu ettik. Hakan Hocam, sizinle başlayalım isterseniz. Çok aslında sıcak bir gelişme sayılır. Öncelikle bu KHK... Biz KHK'lar sırasında görevden almalar, işten atmalar, kamudan ihraçlar. Bunlar Fethullah Gülen cemaatiyle bir biçimde temas etme şartı aranıp ya da en azından böyle ifade ediliyordu. Bir bağlantı kurularak görevden ihraç edilen kişilerdi. Yani bu da tabii ayrı bir tartışma konusu. Çünkü on binlerce insan ihraç edilmişti kamudan. Bunların hepsi mi bağlantılıydı? O da ayrıca bir soru işareti. Hem onu sormuş olayım ama siz hangi gerekçeyle ve nasıl ihraç edildiniz? Hiçbir gerekçeyle. Kestirmeden söyleyecek olursak, resmi gazetede 1 Eylül günü yayınlanan 672 sayılı kararname, kanun hükmünde kararnamede milli güvenliği
tehdit olarak kabul edilen yapılar, oluşumlar vesaire diye giden, bunlarla irtibatlı, iltisaklı, ilişki içinde olanlar diye bir genel ifade var. Ve biz de bunlardan biri sayılıyoruz. Ama hangi örgütle, hangi yapıyla, hangi oluşumla irtibatımız, ilişkimiz var, bunlardan hangisiyle ilişkimizden ötürü işimizden edildik, buna ilişkin hiçbir gerekçe bize sunulmuş değil. Dolayısıyla bizimkisi tam anlamıyla bir yargısız ve savunma hakkı olmaksızın yapılmış bir infaz aslında. Peki siz nasıl yorumluyorsunuz yani? Bu şöyle tabii değerlendiriliyor ki öyle değerlendirmek de doğru gibi gözüküyor. Barış için akademisyenlerin başlattığı imza kampanyasına katkı sunan akademisyenler. Herhalde böyle bir ortak nokta var mı? Var, çünkü biz Kocaeli Üniversitesi'nde, benim görev yaptığım üniversitede 19 barış imzacısıydık. Hepimizin topyekün bu kararnameye sokulmuş olmamız nedeniyle böyle düşünüyoruz. Kampanya öyle mi hocam? 19 kişi mi kararname konusu? Kocaeli Üniversitesi'nden 19. Yani 20 değil yani 19. 18 de değil. Değil. Tamam, yani biz imzacılar 19 kişiydik. İmzacılar dışında imza atmayıp açığa alınan 20 kişi daha var. 20 kişi daha. Evet, yani onlar açıkçası tanıdığım, bildiğim insanlar değiller. Bunun dışında da Adıyaman Üniversitesi'nde, Tunceli Üniversitesi'nde de imzacılar artı Niğde Üniversitesi, Niğde Üniversitesi'nde ve Gazi. İmzacı olmanın ötesinde Eğitimsen üyesi, yani benim de mensup olduğum sendikanın üyesi olan, yani en genel anlamıyla ilerici, laik, sol, sosyalist kimliğiyle tanınan 44 kişi yanlış bilmiyorsam bu kanun hükmünde kararname kapsamında. Yani kalanların Fethullah Gülen örgütüyle ilişkisi nedir bilemem ama en azından bu 44'ü tüm kamuoyunca hiçbir ilişkisi olmadığı bilinen 44 kişi. Ve dediğim gibi hiçbir gerekçe sunulmaksızın işinden edilmiş 44 kişi. Peki Hakan Hocam, şimdi şöyle, bazı üniversitelerde yani sonuçta barış için akademisyenlerin imza metnine imza atan binlerce akademisyen var. Toplamda evet, 2128, sonra 2200 civarı. Evet. Ama toplamda sizin verdiğiniz rakam, yani yansıyan rakamda 44 civarı akademisyen bu kapsamda görevden alınmış gibi gözüküyor. Yani bu neye göre belirlendi? Neden o 44 kişi seçildi? Neden siz seçildiniz? Yani ne bileyim, Bankasya'da hesabınız mı var? Bir şey mi var yani? Yok, hiç Bankasya kapısından içeri girmiştim yok. Yani açık söylemek belki gerekirse... Belki bir şeyler mi verdiniz? Ne istediler de verdiniz falan, öyle mi? Evet. Yani olsa olsa öğrencilerimiz varsa not vermişizdir o cemaatten. Bilmiyorum. Ama şaka bir yana, gerçekten son derece keyfi de bir uygulama. Dediğiniz gibi yani çok sayıda üniversiteden yüzlerce, binlerce insan barış bildirisine, bu suça ortak olmayacağız bildirisine, evet, imza verdi. Burada belli ki bizim de birkaç gün üzerinde durduğumuz rektörlüklerin kritik bir işlevi var, rolü var. Yani Kocaeli Üniversitesi rektörlüğü bu listeyi verdi. Elbette. Dün yaptığı Twitter hesabından bir açıklama var Kocaeli Üniversitesi rektörünün. Kendisi deyim yerindeyse topu yukarıya attı. Yani biz isimleri bildiriyoruz. YÖK'e ve o olağanüstü hal başkanlığına ya da koordinasyonuna ve sonra oralarda değerlendiriliyor. Fakat burada kritik söz şu. Biz bildiriyoruz isimleri. Yani hangi isimler talep ediliyor? Yani bize isim verin diyor yukarıdan birileri belli ki. Tamam. Yani neyin isimleri? Kimlerin isimleri? Örneğin Fethullah Gülen hareketiyle ilgili olduğunu tespit ettiğiniz kişilerin isimleri diye mi geçiyor? Yoksa kanun hükmünde, kararnamedeki gibi terör örgütüyle ve yapıyla vesaireyle bağlantılı diye mi geçiyor? Eğer öyle geçiyorsa demek ki rektörlüğün kendisinin bir tür kendini yargı veya polis yerine koyarak bir soruşturma yapıp bir kanaate varması gerekiyor. Yani bu kişiler bir terör örgütüyle, oluşumuyla, milli güvenliği tehdit eden bir yapıyla ilişkilerdirler gibi bir yorum yapmış belli ki kendince. Ve o istenen isimleri içine bizi de dahil etmiş. Tabii ki bizim yaptığımız yorum politik olarak, zaten biz bir soruşturma sürecindeydik.
imzadan bir süre sonra sanırım bir buçuk ay sonra. Bu söylediğiniz ama sadece Kocaeli Üniversitesi'ndeki akademisyenler için değil, genel olarak birçok üniversitede bir soruşturma süreci vardı değil mi? Epeyce kısmında, tümü var. Değilse de epeyce üniversite soruşturmalar açtı. Orada da çok heterojen. Yani bu soruşturmaları hafif cezalarla kapatanlar oldu, evet. Hiç açmayan üniversiteler var. Bizim gibi devam etmekte olanlar var. Bizimki de devam etti. Hatta ilginç bir ayrıntı bu. Biz 1 Eylül'de kanun hükmünde kararnamede hemen bir hafta, evet tam bir hafta önce ikinci kez soruşturma heyetinin önüne çıktık. Çünkü bizim bir itirazımız vardı. Objektif bir heyet değildir bu demiştik. Heyeti değiştirdiler. Heyeti değiştirdiler ve ikinci kez imza ifade verildi. İlk heyet nasıl bir heyetti? İkinci heyet. Heyete itirazımız heyetin çoğunluğunun üniversite senatosunda olmasıyla ilgiliydi. Çünkü üniversite senatosu imza yayınlandıktan hemen bir gün sonra bir açıklamayla son derece şiddet içeren bir dille bizi suçlamıştı. Hmm. Biz de bu metinde imzası olan bir senato üyelerinin objektif bir soruşturma yürütemeyeceği yönünde İkinci bir itirazdı. İkincide ise senato üyesi olmayanlardan müteşekkil bir heyet oluştu. Peki yaklaşımları nasıl olmuştu? Yani nötr. Bizi dinlediler, yazılı ifadelerimizi verdik vesaire. Yani rutin bir şey oldu. Peki sizin rektörle bir görüşmeniz oldu mu? Bu kanun hükmünde kararname sonrasında. Hayır. Öncesinde? Yani rektörle doğrudan bir görüşmemiz hiç olmadı. Şimdi tabii tam izleyicilerimizin de öğrenmesi açısından. Kocaeli Üniversitesi seçimlerinde, rektörlük seçimlerinde yani nasıl bir tablo çıkmıştı? Rektör açıkça Türkiye'de herhalde sorulabilir ve söylenebilir. Hükümete yakın bir rektör mü değil mi? Nasıl bir rektör? Kuşkusuz hükümete yakın bir rektör. Merak edenler için zaten Sayın Rektör'ün Twitter hesabını öneririm. Orada epeyce net bir profil kendisi çiziyor. En çok oyu alan aday mıydı? Evet, en çok oyu alan adaydı. Birinci seçilmişti. Üç aday arasında. Çok genel söylersek, yani benim de oy verdiğim daha demokratik bir üniversite taahhüt eden aday üçüncü, eski rektörümüzün desteklediği aday ikinci ve bu şu an mevcut rektörüm Saadettin Hülagü de birinci olmuş idi ve Cumhurbaşkanı'ca da atanmıştı. Cumhurbaşkanı'yla da yakın bir isim kendisi. Yakın. Evet, bir yani bunu açıkça üniversite ifade edildiği için söylüyorum. Evet. Gizli saklı bir bilgi değil diyorsunuz. Değil. Zaten doktorları arasında böyle daha özel bir ilişkisi de var kendisinin. Anlayabildiğimiz kadarıyla. Peki Hakan Bey, diğer üniversitelerin rektörleri böyle bir liste vermezken neden Kocaeli'nde böyle bir liste oluşturuldu? Yani birkaç yorum yapılabilir. Bir tanesi hayli politik bir tutum aldığı yönünde. Yani bu tutumunda düşmanca olduğu tabii söylenmeli. Yani bizi gerçekten vatan haini olarak belki kendince veya terör örgütü üyesi olduğumuza kanaat getirmek ve bir tür bizi de bu torbanın içine katarak böylece gereğini yapmak. Ya da böyle bir yorumda açıkçası ya da böyle soru işaretleri var kafamızda. Peki. Belki de Gülen örgütüyle, Fethullah örgütüyle ilişkili olduğu düşünülen kimi kadroları acaba korumak, kollamak, bizi öne çıkararak, bizi bir tür dolgu malzemesi yaparak ortalığı toz dumana katmak ve belki de kimi kadroları görünmez kılmak. Ve bu zaten konuşulan bir şey. Bizim üniversitede değil, şu an birçok yerde aslında solcu, ilerici, demokrat, barışsever insanların bu tür işten uzaklaştırmalarla vesaireyle eğitim seni 180 kadar üyesi işten uzaklaştırmaya tabi evet. tutuldu. Aslında bir anlamda işi bulandırmak ve o anda gerçek o cemaatçi kadroların bir kısmının da o bulanık suda belki de saklanmasına yardım etmek gibi bir durum da olabileceği de. Bunları bilemeyiz tabii soru işaretleri ama ister istemez kafamızda doğuyor. Evet. Kocaeli Üniversitesi Rektörü'nün ismi neydi? Saadettin Hülagü. Evet. Rektör Bey'in de tabii
hakkında konuştuk. Çoğu da bilinen, belki de itiraz etmeyeceği şeylerdir. Bir kısmına da itiraz edebilir. İtiraz hakkı olduğunu da buradan ifade edelim, yayınımıza katılmak isterse. Peki bundan sonra görevden alınan, açığa alınan akademisyenler bundan sonra ne yapacak? Ondan önce bir soruyu tabii önemli de buluyorum. Yani biz çok uzun, yani 8 ayı bulan bir soruşturma sürecinden söz ediyoruz. Yani evet, madem rektörlükten söz ettik. Mesela bu ilginç bir husus. Neden böyle? Niye? Yani aylarca süren, sonuçlanamayan bir soruşturma var. Orada bir noktaya gelinemiyor ama ortaya bir darbe çıkıyor. Darbeden sonra bu kanun hükmünde kararname çıkıyor ve biz onun içine bir şekilde tıkıştırılıyoruz. Yani bu nokta gerçekten soru işaretli, tartışılması gereken bir nokta. Siz nasıl yorumluyorsunuz? İşte neden az böyle? Önce söylediğim gibi bunun arkasında ben politik kimlikle ilgili veya şu anki politik pozisyonla ilgili, kariyerle ilgili şeyler olduğunu düşünüyorum. Peki siz herhalde hukuki olarak da bir inceleme ve araştırma da yapmışsınızdır. Bu kanun hükmünde kararnameden sonra görevden alınan, açığa alınan akademisyenlerin geri dönüş şansı var mı? Çünkü şöyle yansıtıldı, artık memuriyetle ilişkiler kesildi, kesinlikle geri dönüş olmuyor diye yansıtılmıştı. Var mı bir geri dönüşü hukuki olarak? İki düzeyde konuşabiliriz tabii. Birincisi, yani normal bir hukuk devletinde veya hukukun, adaletin geçerli olduğu bir ortamda zaten bu yapılan yapılamaz. Önemli değerlendirmeler de oldu aslında bu birkaç gün içerisinde. Mesela Ankara'dan, Ankara Üniversitesi'nden Onur Karahanoğulları hocamız hukuk fakültesinden önemli birkaç argüman geliştirdi, sundu. Kamuoyuyla da paylaştı. Mesela kanun hükmünde kararnamelerin kişiye özel hükümler içeremeyeceği. Şimdi biz kişiye özel, yani tek tek ismimiz sayılarak bir kanun hükmünde kararnameyle biz işimizden olduk. Doğru. Yani genel, soyut vesaire değil, şu 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 isimler diye biz tek tek resmi gazetede isimlerimizle. İkinci onun dikkat çektiği önemli bir husus da şuydu. Biz üniversite personeli, yani öğretim kadrosu, öğretim elemanlarının anayasal düzeyde aslında bir tür güvencesi var, bir farklılığı var. Yani biz herhangi kamu çalışanı muamelesi görmemesi gereken bir sınıfız, kesimiz. Bu anayasada düzenlenmiş. Yani bu nitekim bizim soruşturmalarımız sürerken de bu gündeme gelmişti. Kamu çalışanları için uygulanan disiplin hükümlerinin bizim için uygulanamayacağı, ayrı düzenlemeleri yapılması gerekli söylendi. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin, Danıştay'ın vesairende bu konuda çeşitli kararları var. Aslında böyle de bir şey var. Ama yanlış bilinen bir şeye yine birkaç gündür hukukçularımız dikkat çekiyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi hiçbir şey yapamaz, geri dönüşü yok. Bir kere tabii ben bir hukukçu değilim, böyle yanlış şeyler, iddialı şeyler söylemeyeyim ama yürütmeyi durdurma, o hal süresince yürütmeyi durdurma yönünde bir girişimde bulunmamıza bir engel var. Evet, ama mesela idari dava açma konusunda Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir dizi farklı hukuksal, hukuki mecrayı kullanmamızın önünde aslında bir engel yok. İkincisi, o hal i̇dari kalktığında... İdari mahkemeye dava açabilirsiniz. Evet, yani idari buradan mahkemeler mevcut durumda ne yapabilir, buna nasıl tutum alır, bu ayrı bir şey. Ama yani bu söylemin de ben bilinçli yerleştirildiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü aman çok, yani hukuken bir şey yapamazsınız, eliniz kolunuz bağlı. Hayır, böyle değil. Birkaç gündür hukukçularımız, zaten avukatlarımız oldukça özenli, dikkatli dilekçeler hazırlıyorlar, girişimleri var. Zaten hemen araya bayram tatili giriyor. Hemen sonrasında ciddi bir hukuk mücadelesi de vereceğiz. Onlar yani geri dönüş da imkansız değil anladığımız kadarıyla. Hayır, bizim sloganımız biz okullarımıza geri döneceğiz zaten. Güzel bu slogan. Güzel bir sloganmış. Evet. Evet. Oğuz Bey, belki bu kanun hükmünde kararnameler, hem son kanun hükmünde kararname, belki de genelde bir değerlendirme yapmak lazım. On binlerce kamu çalışanı görevden alındı, açığa alındı, önemli bir kısmı tutuklandı. Tabii şöyle bir durum pek bu yönüyle tartışılmadı. Yani hem Hakan Hocam'ın da içerisinde bulunduğu genel olarak Gülen cemaatiyle alakalı olması mümkün olmayan
çalışanların, kamu emekçilerinin, akademisyenlerin açığa alınması. Hem de yani binlerce kamu personeli açığa alınırken bunlar hakkında nasıl bir araştırma yürütüldü, nasıl bir soruşturma, nasıl bir dava süreci var da tespit edildi bu bağlantı? Yani örneğin bir cemaat üyesi, kamu emekçisi işten atılmalı mı, açığa alınmalı mı? Ne dersiniz bu özellikle son kanunda kararname hakkında? Şimdi birkaç tane kriter var hükümetin evet. kafasında. Bunlar hukuki kriterler olduğu için söylemiyorum. Ya da bizim onayladığımız şeyler olduğu için söylemiyorum. Bir tanesi Bankasya'da hesabınız var mı? Geçmişte var mıydı? Ya da işte 17-25 Aralık'tan sonra o hesap durmaya devam etti mi? Ya İkincisi, bu kriteri işletiyorlar diyorsunuz. İşletiyorlar. Varsa. İşletiyorlar. Ha, o İkincisi, yüzden bazı çocuklarınız, çocuklarınız cemaat okullarına gitti mi? Yani bunu şunun için söylüyorum. Tekrar edeyim. Bunu onayladığım için söylüyor değilim. Ama bu kriterleri kendi kafalarındaki bu kriterleri uyguluyorlar. Yani bu siyasi bir kriter. Yani bir sürü eleştirile getirilebilir. Ben hani onları bir kenara getirerek, koyarak devam edeyim. Yargıdaysanız... Siz bunu yani ortaya çıkan sonuca bakarak bir değerlendirme olarak mı söylüyorsunuz? Aynı zamanda birebir görüştüğünüz ve aldığınız bilgiler. Biz bu kriterle uyguluyoruz bizim, dediler. Bizim bir mağduriyetleri giderme komisyonumuz evet, var. Evet. Bu darbe girişiminden hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey kurdu. Böyle bir komisyon kurdu. Bu komisyonun içinde geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin cemaatle yapmış olduğu işbirliği sonucunda mağdur edilmiş, siyasi davalar yoluyla mağdur edilmiş evet. arkadaşlarımız da var. Evet. Yargıdan var, işte askeriden var vesaire başka yerlerden var. Şimdi oraya gelen binlerce başvuru var. Bu başvurular tabii yargıdan var, askeriyeden var, onun dışında belediyelerden var, başka başka yerlerden var. Yani 45 bine yakın öğretmen hani... öğretim görevlisi de değil, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmen ya el çektirildi ya lisansları iptal edildi, artık çalışamaz durumdalar. Şimdi buralardan gelen birçok başvuru var. Bu başvuruların birçoğunda biz bu kriterleri görüyoruz. Oradan ben bunları sayıyorum. Yoksa hükümet dönüp bize şu 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 kriterlerimiz var, buna göre işten el çektiriyoruz falan demiş değil. Eğer yargıdaysa HSYK seçimlerinde hangi listeye oy verdi? Şimdi bakın bunların hiçbirisi hukuki değil. Tekrar ediyorum. Yani cemaat okulları bizim işimiz olmaz. Ama cemaat okulları illegal yapılar değildi ki insanlara açılışını siz yaptınız. Bunların hepsinde kurdelaları kestiniz. Siz siyasetçisiniz. Toplumda insanlar size gidip oy veriyor. Dolayısıyla sizin yaptığınız şeyleri de güvenilir olarak görürler. Çocuklarını oraya gönderirler. Bankasya'nın o açılışındaki meşhur fotoğrafı hatırlayın. Olmayan yok. Yani bir zamanlar Fethullah Gülen demek suçtu. Hoca Efendi demeniz gerekirdi. Yani böyle bir şeyden geçti Türkiye. Böyle bir durumdan geçti. Bütün bunların sonucunda gelmiş olduğumuz nokta Bankasya'da hesap. Çocuklarınızı cemaat okullarına gönderdiniz mi? Yargıda kime oy verdiniz? Filan gibi. Sosyal medya hesaplarında olura denk gelmiştir, bir paylaşımda bulunmuşsunuzdur filan. Bunun gibi kriterlerle bir el çektirme yapılıyor. İkincisi, bunun yanına İşte az önce Sayın Hocam gayet bence veciz bir şekilde paylaştı. YÖK dönüyor rektörlere diyor ki, sadece rektörlere demiyor. Bütün kamu kurumlarındaki yöneticilere bu söylendi. Bir yazıyla da ifade edildi. Muhalifler denmedi o yazıya göre. 15 Temmuz darbe girişimi ile ve Fethullahçı terör örgütüyle alakası olan, işte orada bazı Arapça kelimeler de kullanıyorlar neyse, herhangi bir şekilde ilişkisi olan kesimlerdendi. Kocaeli rektörü bunu bir muhalif temizleme operasyonuna dönüştürmüş. Sadece Kocaeli rektörü değil, birçok yerde bu yapılıyor. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 762 kişi atıldı. Aralarından ne cemaate yakın sendikalara, ne bu söylemiş olduğum kriterlere hiçbirine uymayan, tam tersi KESK üyesi, ömrü demokrasi mücadelesi içine geçmiş insanlar var. Gerekçe de FETÖ demiyor. Biraz zorlarsanız performans düşüklüğü diyor. Ama sizi şeye bağlıyor. Yani bu dalganın içinde işten çıkarıyor. Sanki Hakan Koçak'ın biraz önceki vurgusunda sadece FETÖ değil, çeşitli terör örgütlerine üye olmak. Kanun hükmünde kararnamede tabii terör örgütüyle ilişkili olmak veya Milli Güvenlik Kurulu'nun milli güvenlik için tehlikeli bu olduğuna karar verdiği. Yapılar, oluşumlar, gruplarla irtibatlı, iltisaklı sizin İltisaklı. Dediğiniz. Evet. Ben de ilk kez bu vesileyle duydum. İrtibatlı olmak gibi son derece, sözünüzü kesmiyor bir cümle. Korkunç.
Yani en tehlikeli olan kısım o kadar geniş ki. Belki şu anda siz de bir şey biliyor musunuz? MGK nelere karar verdi? Bilmem ne köy derneği mi? Mesela Barış Çın akademisyenler için genel yani olarak böyle bir karar mı verdi? Hayat Televizyonu'na öyle mi dedi? Bilmiyoruz. Yani o yüzden biz şeyin altını çok çiziyoruz. 672'deki bu ibare korkunç. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çeşitli sepetler var ve birileri kendi kafasına göre o sepetlerden birine sizi layık görmüş olabilir. Kusura bakmayın. Bunu şimdi bütün bunların yapılabilmesi için normalde bir araştırma yapılması lazım. Müfettiş raporlarına ihtiyaç var. Ki hani bu isimler neye göre tespit edildi? Orada yazan gerekçe çok geniş bir şey olmasına rağmen, yapı olması gerekçe olmasına rağmen o gerekçenin herhangi bir yeriyle temas edebilir bir tarafı var mı? Bunun için bile şeye ihtiyaç var. Müfettiş raporlarına ihtiyaç var, değerlendirmelere ihtiyaç var. Şimdi olağanüstü hal bunun için geldi zaten. Hiç kimse bize hiçbir şey soramasın. Dolayısıyla biz bu işin sonucunda hızlı bir şekilde istediğimiz temizliği gerçekleştirelim. Yani Türk Hava Yolları'ndan insanlar atıldı ya. Şimdi hocamın ismi kanun hükmünde kararnamede yayınlandı. Üzerinde çok geniş olmakla birlikte bir şey var, birkaç cümle var gerekçe olarak yazılmış. Türk Hava Yolları'ndan atılan insanlar var, gerekçe falan yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atılan insanlar var, gerekçe falan yok. Borsa'dan, BDDK'dan bir sürü yerden atılan insanlar var. Ne için atıldıkları haklarında bir soruşturma geçirip geçirmedikleri müfettiş raporu olup olmadıkları belli olmayan. Şimdi bu tam anlamıyla bir bazı yerlerde gerçekten FETÖ ile bağlantısı olduğunu düşündükleri kişileri listeliyorlar. Bazı yerlerde bunun bir suç olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu. Bakın onu da ayrıca parantez içinde söyleyeyim. Bazı yerlerde de kendi önlerine rahatsız edici buldukları, muhalif buldukları ya da oradaki yöneticinin yarın öbür gün önünü kapatma ihtimali olan, yani kendi kariyerist hesapları içinde engel olarak gördüğü kişileri katıyorlar. Buna dair bir sürü örnek var elimizde. Evet, ve bunu engelleyen bir mekanizma da yok gibi gözüküyor şimdi. Yani tek mekanizma şu, işte bizim kurmuş olduğumuz bir mağduriyetleri giderme komisyonu var. İnsanlar oraya başvuruyorlar, mağdur olduğunu düşünen kişiler oraya başvuruyor. Tabii biz istihbaratçı değiliz, evet. Biz devlet görevlisi de değiliz, biz siyasetçiyiz. Biz de o arkadaşlarımızın anlatmış olduğu şeylerden bir kanaat getirmeye çalışıyoruz. Ya da kendi siyasi örgütlerimizden, partili arkadaşlarımızdan, onların referans olan kişilerden mümkün olduğunca bu dosyaları incelemeye çalışıyoruz ama şunu söyleyeyim, sayı 100 bini geçti. Evet. Yani bu 100 bin tane olayı, ismi, farklı kurumda çalışan kişiyi inceleyebilecek bir yapı, komite vesaire falan olması mümkün değil. Bu kadar yani kısa süre Cumhuriyet Halk Partisi'nde bununla başa çıkması mümkün değil. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi bunu hep yapıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Baştan beri bize kurunun yanında yaşı yakmayalım diye bir bu hale getirdiler meseleyi. Şimdi Sezai Bey, kurunun yanında yaşı yakmayacağız denildi. Çok da ifade edildi. Hatta bazı yaşlar görevden atıldı, açığa alındı. Sonra geri de döndü. Ama geri dönmeyen, henüz dönemeyen çok sayıda insan var. Çok sayıda da mağdur var. Bunu bir yana bırakarak soruyorum. Buna ilişkin de fikrinizi alayım ama 100 binin üzerinde insanın açığa alınması bu biçimde sizce doğru mu? Tabii doğru değil. Yani bu şimdi... Ama Gülen cemaati üyeleri de var anladığımız kadarıyla ve çok büyük bir kısmı. Ona rağmen soruyorum, ona rağmen... Şimdi öyle bir Gülen cemaati anlatılıyor, tablo ortaya konuyor ki... Hani esprileri yapıldı ya, devlet sızmış aslında. Evet. Hani İçişleri Bakanı diyordu, 81 ilin 74'ü, Emniyet 79'u. Müdürü... 79'a mı 79'u, çıktı? 79'u, evet. Yani şimdi böyle bir acayiplik var ortada. Şimdi bu esas burada bu kandırılma hikayesi, yani kurunun yanında yaş bir kandırılma hikayesiyle açıklanıyor. Herkes kandırılıyor bu ülkede. Herkes herkesi kandırılıyor, evet. Kandırıyor. En çok kandırılan da AKP olmuş demek ki böyle anlatılana. Fakat burada ilginç bir şey var. 15 Temmuz'dan bugüne daha 2 ay geçmeden müthiş bir liste çalışması var. Bu liste çalışması böyle 2 ayda 40 günde yapabileceğiniz bir çalışma değil. Demek ki bu bilgi var ellerinde. Ve bu bilgiye yani bağlı olarak bir fişleme yapılıyor diyorsunuz. Tabii bu bilgiye bağlı olarak
yeni bir mekanizma çalışıyor. Hangi mekanizma çalışıyor? Biz buna darbe mekaniği diyoruz. Sezer Bey, ama önemli bir şey de söylediniz. Aslında doğru bir, hep söylenen bir bilgi. Yani yıllardır zaten üniversitelerde ya da kamu kurumlarında kim cemaatçi, kim değil zaten az buçuk biliniyor. Bir fişleme var en azından. Tabii. O zaman bu görevden almaların büyük bir kısmı doğru anlamına mı gelir bu? Görevden almalar doğru olabilir mi? Şimdi bir OHAL var. OHAL aslında bir darbe hukukudur. Yani hatırlayın ilk OHAL'ler ne zaman uygulandı? Yine 90'lı yıllarda Kürdistan'da yaşanan gelişmelerle bölgede uygulandı. Bu darbe olduğu zaman sıkı yönetim denen bir şeyin, darbe olmadığı zaman darbe hukukunu hangi mekanizmayla hayata geçiririz? OHAL mekanizmasıyla. 15 Temmuz'da yaşanan darbe kalkışmasından sonra aslında başka bir darbe anlayışının hayata geçirdiği bir hukuk anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu Fethullahçı terör örgütüne karşı yapılan bir operasyon diye anlatılıp aslında ucunun nerelere kadar gideceğini artık yaşıyoruz. Barış için akademisyenlerden tutun, her türlü muhalif kesime yönelik uygulanacak bir mekanizmayla karşı karşıyayız. Ve bu her geçen gün artacak. Şimdi Kocaeli Üniversitesi'nde 19 arkadaşımız, işte daha önce Van 100. Yıl Üniversitesi'nde aslında ilk operasyon oraya yapıldı. 9 arkadaşımız uzaklaştırıldı. Dersim'de bu yaşandı. Birçok yerde bunun hayata geçirileceğini, diğer üniversitelerde 1128 akademisyenin ötesine taşınacağını biliyoruz. Bunun başka yansımalarını da görüyoruz. Mesela Aslı Erdoğan içeride, Necmiye Alpay tutuklu. Bunlar Türk edebiyatının çok önemli isimleri. Daha önce Şebnem Hoca tutuklandı. Daha önce akademisyen arkadaşlarımızdan dördü basın açıklaması yaptı diye Esra Mungan, Muzaffer Kaya, Barış tutuklandı. Şimdi bütün bunlar aslında hangi mekaniğin çalıştığını bize gösteriyor. Bu mekanik, yani bir Gülen cemaatiyle kapışmaya ve ona karşı işleyen bir şey değil. Bu cemaat ittifakı 15 yıldır süren bir ittifak ve bu hikayenin nasıl sonlandığı, nasıl sonuçlandığı başka bir mevzu. Ama esas çalışan mekanizma, darbe mekaniği dediğimiz o bir mekanik hala sürüyor ve Türkiye'deki aydınlara, Türkiye'deki muhaliflere, demokratlara, sol sosyalistlere karşı kesintisiz bir şekilde süre gidiyor. Bu son Kocaeli'de arkadaşlarımızın uzaklaştırılması da aslında bundan sonra olacaklar açısından önemli bir gösterge. Yani bunun devamı gelebilir. Gelecektir, devamı gelecektir. Çünkü böyle bir tartışma da var. Yani yeni bir 14 bin kişilik bir listenin, evet, hazırlandığı yönde. İşte. Başbakan kendi ağzıyla Diyarbakır konuşmasında söyledi. Bölgede 14 bin tane öğretmen var ve bu öğretmenler işte KESK mensubu. Bunları örgütle ilişkisi olduğunu varsayarak meslekten ihraç edecekler. Dönük daha, bunlar öğretmen, 14 bin kişi öğretmen. Evet, peki akademisyenlere işte de gelecektir. Çünkü bu kendi yani bu istisnai bir saklı iktidar kendini bir, buradan yeniden üretecek. Çünkü yani çünkü istisnai bu, bir olay olarak görmüyorsunuz bunu. Bu önümüzdeki hayır, süreçte bu devam edebilir arkadaşlar, diyorsunuz. Bunun adını çok net söylemek lazım. Bu ancak böyle ayakta durabilir ve bu mekanizmayı üretir. Hocam bir virgül koyalım isterseniz. Mustafa Yalçıner, sen ne söylersin? Hem bu kanun hükmünde kararname ilişkin hem de aslında biraz cemaat hükümet ilişkisine de belli yönleriyle geldik. Çok tartışılan, aslında tartışılmış, unutulmuş, sonra tekrar tartışılan bir konu. Bu darbenin, olası başarılı darbenin başarılı olsaydı, siyasi kanadı kim olacaktı? Kim başbakan, kim cumhurbaşkanı olacaktı? Biraz istersen o konuya ilişkin de neler söylersin? Ama herhalde Hakan Hocam olmayacaktı. Şimdi ben bir soruyla başlamak istiyorum. Hakan Hocam, sen hiç darbecilikte bir teşrik-i mesain bir şeyin oldu mu? Bir yakınlığın falan böyle bir şey oldu mu? Hiç yok, hayatında darbe yapmaya çalıştın mı? Darbenin ilkokul 4'teyken mağdur oldum. Tek darbecilikle ilişkim, ilkokul 4'te elimize bayrak verip Kenan Evren'i karşılamaya götürmüşlerdi, Eskişehir'deydim. Evren Paşa çok yaşa demiştim. Bunun dışında hiç darbecilikle ilişkim olmadı. Ya şimdi ama bir demokrasi nöbetleri tutulmuştu değil mi? Olağanüstü hal ilan edilirken bu halka karşı olmayacak, darbecilere karşı ilan ettik denmişti. Şimdi öyle olmadığını görüyoruz.
Böyleydi yani, açıklamalar böyleydi. Olağanüstü hali biz darbecilere, FETÖ'ye karşı ilan ediyoruz. Neydi çünkü biz 15 Temmuz'da ciddi bir darbe girişimi yaşadık. Sadece Hakan Hocam değil, ben de, burada olan herkes de, bütün Türkiye. Benim bildiğim hiçbir siyasi parti, grup, bir kitle örgütü yoktu ki darbe yanlısı olsun. Herkes karşı çıkmıştı. Sosyalistler karşı çıkmıştı, demokratlar karşı çıkmıştı, öğretmenler, şimdi eğitimsenler, kestiler. Yani bunların içinden benim bildiğim bir tanesi destek vermedi. Dolayısıyla bunların darbe mağduru ve eğer olacaksa, olağanüstü hal ilan edilmişse, olağanüstü halin mağdur edeceklerinden değil, hesap sorucularından olması gerekiyordu. Şimdi bakıyorsunuz bunların başına haller gelmeye başladı. Olağanüstü hal bir püsküllü hal olarak Hakan Hocam'ın başına patlıyor. İşte 14 bin öğretmen doğuda, bütün illerde, güneydoğuda onların başına patlayacak, öyle anlaşılıyor. Şimdi bir defa bu açıklamaların tamamen tersine bir durum. Böyle söylenmemişti. Şimdi bunun bir defa hesabının ama tutulması gerekiyor. Cemaatle ilişkisi oldu. Büyük bir kısmı için en azından cemaatle, ben böyle FETÖ'yle ilişkisi şimdi olduğu Hakan Hoca'nın gibi cemaatle herhangi bir ilişkisi yok. Herhangi, şimdi 14 bin tane öğretmenin, yani hadi diyelim içinden 15 kişi çıksın ya da 14 kişi çıksın, binlercesinin Fethullah'la ilişkisinin olmadığını ve eminim biliyorum. Ama şöyle peki yani 2000... KESK üyelerinin, eğitimsel üyelerinin yani istisna, hani yüzünü gizlemek için diyelim oraya girmiştir belki cemaattan birkaç kişi. Bunun dışında KESK'te ben darbeci, Fethullahçı, darbeciyi de bırakalım, Fethullahçı olduğunu inanmıyorum. Üstelik bütün Fethullahçılar darbeye kalkışmadı. Ama şöyle, şimdi örneğin son KHK ile 2000'in üzerinde galiba, değil mi? 2000'in üzerinde kamu görevlisi, kamu çalışanı açığa alındı. Evet. Ama işte 400 akademiden 50 sadece toplam, onun dışında toplam 50 bin, 50 bin kadar, evet, kamu çalışanı. Evet, yani evet, 2000'in üzerinde akademisyen, 50 bine yakın kamu çalışanı. Şimdi burada işte 44-40'ın üzerinde barış için akademisyen onlar grubunda. Sadece barışçıl akademisyenlerden. Tamam. Onun dışında işte 200 civarı ya da 300 civarı KESK üyesi, ama yani 49 bin diğerlerini 600 civarı. Hayır, diğerlerini bilmiyoruz ama ne olduklarını. Ben Oğuz Kağan Bey'in söylediğine katılıyorum. Şimdi bir kriter yok. Kriter ne? Örneğin Bankasya'da hesap açmış. Ya diyelim birisinin ev sahibi diyor ki git bana Bankasya'da para yatır. Kiracı, ben kirada oturuyorum. Şimdi bana bir dese mecburen gideceğim, oraya yatıracağım. Ben şimdi darbeci mi oluyorum? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu hangi hukukun hangi neresine sığar? Bu bir defa burjuva hukukuna uyan bir şey değildir. Ya da işte aktif sende üye olmuşum. Hangi sendika üyesi? Allah Allah, birisi böyle bir üye olabilir. Üstelik o zaman onlar yasal kuruluşlar. Bankasya'da yasal, işte sendikada yasal. Bunlara üyelik, bunlara bir para yatırma ya da yatırmama, dolayısıyla herhangi birisinin ne görevden alınması, ne suçlanması, üstelik darbeyle ilişkisinin kurulması, bu olanaklı bir şey değil. Dolayısıyla bütün bu uygulamalar, olağanüstü hal uygulamaları ve bana sorarsanız olağanüstü halin kendisi hukuk karşısında mahkum olacaktır. Bunun başka çaresi yok. Böyle olacak. Ne zaman olacak? Olağanüstü hal kalktığında bu süreç başlayacaktır. Yani geri dönüşler... Herhangi mahkemelerin işte tüketilmesi durumunda Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilecektir ya da başka bir mercide. Şimdi bunun olağan burjuva hukukuna göre savunulabilir bir yanı yoktur. Şöyle bir şey ileri sürülebilir mi? Ben bankaya para yatırdım, darbeciyim. Böyle bir şey kim ileri sürebilir? Ne masuliyet ilkesi, ne hukuk önünde, evet, eşitlik. Hiçbirisininle bir bağlantısı kurulamaz. Ama şuna geçeceğim ben. Salt siyasal olduğu, Sayın Cumhurbaşkanı ilk darbenin hemen birkaç gün sonrasında söyledi. Belki de aynı ertesi günü söyledi. Allah'ın lütfu. Şimdi Allah'ın lütfunun nasıl bir şey olduğu yavaş yavaş ortaya çıkmaya da kazın ayağı görülmeye başlanıyor. Mustafa Bey, şimdi evet, ona da değinelim. Biraz ama süremiz de az kaldığı tamam, için. Tamam, hızlı gideyim ama şimdi bir şu Fethullah cemaat, yani AKP cemaat şeyine gelelim. Çok fazla not aldınız, o da korkutuyor. Yok tamam zaten. Yok, not almayacağım. Şimdi soracağım. Yeni kapı ruhuna da birazcık tartışalım. Tamam. Çünkü o da tamam, tartışılıyor. Çok, yeni peki, kapı çok ruhu uzatmadan... vardı, birlik vardı, bu birlik bozuldu. Ona ilişkin de görüşlerinizi alalım. Onları da çok kısaca tamam, özet özet. Şimdi benim bildiğim Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanı görevden alındı üniversitede. Evet. İki tane parti meclisi üyesi görevden alındı. Yani anlaşılıyor ki hükümete göre cemaatle bağlantılı ya da terörle bağlantılı birileri CHP'de var. Peki AKP'de? AKP'de kimse yok mu? 100 bin kişi görevden alınıyor. Bunun belki 5-10 tanesi AKP bağlantılı, 2-3 tane eski milletvekili filan. Evet. Şimdi demin sorduğun, eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı,
kim başbakan olacaktı, ikinci cumhurbaşkanı? Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmayacaktı. Hakan Hocam da olmayacaktı, ben de olmayacaktım. Bu AKP'den kim? Cumhurbaşkanı örneğin karşı çıksın, hayır ben öyle değilim diye açıklasın. Sayın Abdullah Gül mü olacaktı örneğin? Ya da başbakanlık eski başbakan Davutoğlu mu başbakan olacaktı? Kim olacaktı? Kim söylesinler ben olmayacağım diye. Şimdi bunlara dair ne bir soruşturma vardır, ne bir açıklama vardır, ne de bildiğim kadarıyla AKP içinde ciddi bir araştırma, bir inceleme, gündeme getirme eğilimi vardır. Yok bunlar. Şimdi Efkan Alan'ın görevden buna benzer konularla ilgili alındığı lafı dolaşıyor ortalıkta. İşte gündeme getirilmekte ürkek davranılıyor, çekingen davranılıyor diye. Ama biz şunu biliyoruz. CHP değil, DSP değil ya da ne yani bileyim AKP'nin içinde Emek Partisi hiç değil, HDP de değil. AKP ile cemaat bir dönem etle tırnak gibiydi, birbirinden ayrılmazdı. Ne istedik de vermediler diyen sayın şimdiki evet. Cumhurbaşkanıydı. Evet. Ya da Melih Gökçek parsel parsel verdik diyordu. Şimdi neden Melih Gökçek görevden alınmaz da örneğin hangi belediyenin görevden alınması için kayyum kararı çıkarılır? Neden? Nasıl olacak şimdi bu işler? Şimdi öyle bir anlaşılan bir şey var ki darbe öncesinde tek adam yönetimine doğru bir gidişat vardı. İşte basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü falan saymayalım da toplantı gösteri. Evet. Bütün özgürlüklerde kısıtlanma durumları vardı. Hepsinde işte gazeteciler içeri alınıyordu. Can Dündar ne kadar yattı Erdem Gül'le beraber uzatmamak istiyorum. Ama darbenin arkasından bakıyorsunuz çok sayıda gazete. Üstelik Fethullah'la bağlantılı olmayanlar da Kocaeli'nde örneğin. Bir sürü muhalif basın hepsi kapatıldı. Gazetecilerin tutuklanması eskisini geçti. Yani şunu söylemek istiyorum. İfade özgürlüğü işte barış için imza attılar diye. İfadedir bu, başka bir düşüncesini ifade ediyor. İşten uzaklaştırılıyor. Evet. Eskiden olanlar, sınırlamalar yani demokratik hak ve özgürlüklere dair sınırlamalar şimdi misliyle fazlalaşmaya başladı. Yani eskiden tek adam yönetimi ya da diktatörlüğü diyelim doğrultusundaki gidiş, faşizm dedi arkadaşım, yanlış söylemiyor. Eskiden bir gidiliyorsa şimdi iki vitese alındı, daha hızlandırıldı gidişat. Şimdi olan budur. Evet. Onun için akla gelmiyor. AKP'de acaba birileri var mıdır soruşturulacak? Yani herhalde ben değilim. Herhalde Hakan Hoca da değil. Oradan evet. Birilerinin bir şey yapmış olması lazım. Bir virgül koyalım burada. Hakan Hocam, aslında Sezai Temelli'nin ifade ettiği önümüzdeki süreçte de yani bu istisnai bir uygulama değil, önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği öngörüsünde bulundu. Sen üniversitedeki yani odanın kapısının anahtarını vereceksin galiba ama yani onu vermeden önceki süreçteki üniversitede hissettiğin, kokladığın hava neydi? Yani bu süreç, baskı, görevden almalar devam edecek gibi mi gözüküyor? Ve kalan akademisyenlerin ruh hali ve duygusu ne? Ama oraya gelmeden ya neden Hakan Hoca görevden alınır? Yani bağlantısı nedir? Nereden kuruluyor? Bunun sorgulanması gerek. Asıl şey budur yani, daha devamı gelir mi tamam ama Hakan Hoca'nın suçu nedir? Demokrasinin neresine sokulacaktır, sığdırılacaktır? Böyle bir şey olabilir mi? İlk önce burada bir problem var. Barış için imza vermiş, yani ifade etmiş düşüncesini. Burada bir imza atmış kişinin neden görevine son verilir? Darbeci midir yani? O mudur? Burada ne oluyor şimdi? Ne dersin? Yani kalanlarla ilgili önemli bir şey söyleyeyim. Aslında yani bizim beklentilerimizi de aşan iki şey var. Bir, müthiş bir moral bozukluğu. Yani kimse mutlu değil. Yani şu anki iktidar yanlısı olanlar da dahil aslında kimse mutlu değil. Belki küçük hesapları olanlar. Ama öte yandan da bir korku var. Sesini çıkarma konusunda herkes bir endişe ediyor çok anlaşılan nedenlerle. Ve öte yandan da muazzam bir dayanışma da var. Yani o kadar çok öğrencimiz, asistanımız, hocamız, meslektaşımız... Evet, öğrencimiz de bir basın açıklaması yaptı galiba. Hem açıklama yaptılar hem bir imza kampanyası başlattılar. İmza kampanyası internette sağ olsunlar başlattılar. Hem de bize yağan mailler, mesajlar, telefonlar. Yani neredeyse günlük hayatı yaşayamaz hale geldik onlarla konuşmaktan vesaire. Şimdi burada önemli bir nokta Sezai Hocam'ın söylediği. Devam edecek de bir kayıt düşmek isterim. Biz bunun özellikle Kocaeli olarak aramızda da değerlendiğimizde bu vurguyu önemsiyoruz. Az önce de söylediğim o son derece geniş ve muğlak tanım nedeniyle
burada bir direnç konamazsa, bu yeterince anlaşılamazsa devam edecek. Tam da o yüzden burada bir direnç koymak gerekiyor. Mustafa Bey'in söylediği gibi iş, FETÖ'cüleri yakalıyoruz, FETÖ darbecilerle hesaplaşıyoruzun ötesine geçiyor. Yani 672 sayılı kararname bence bir kırılma noktası. Yani bir anlamda bizim üzerimizde mesela yani barışın sesini de susturmak, muhaliflerin sesini de susturmak. Orada da barış deyince bir şey de söyleyeyim. Biz kimize dair. Bizim tek özelliğimiz bu arada barış bildirisine imza atan kişiler değil. Biz aynı zamanda mesela IŞİD vari neydi belirsiz tiplere üniversitenin konferans, koca konferans sonu tahsis edildiğinde buna da tepki gösterenleriz. Yani layık eğitimi savunanlarız. Onlar da biziz. Biz aynı zamanda tabii bundan birkaç ay önce neydi belirsiz İslamcı yazar adı altında birisi üniversitemizin büyük Baki Komsuoğlu salonunda konferans verdi. Yüzlerce mi, bir kulüp insan mi bir platform. Şu an adını getiremeyeceğim bir platform. Kocaeli'nin yerel bir platformu evet, galiba. Evet, evet. Ve haremlikli selamlıklı bir gönüllü kültür toplantı oldu. Yüzlerce insan geldi ve burada bu zat kadınların ne kadar aşağılık yaratıklar olduğunu, çalışmamaları gerektiğini vesaire anlatan son derece yobazca şeyler anlattı. Hmm. Üniversite salonunda yaptı. Mesela buna en ciddi tepkiyi verenler de bizleriz. Üniversitelerin sermayenin egemenliğindeki yapılar olmasına karşı çıkanlar da bizleriz. Örneğin içimizdeki kişilerden biri, imzacılardan çıkarılan biri, Onur Hamzıoğlu hocamız. Kamuoyunun yakından tanıdığı, Dilovası konusunda yaptığı araştırmalar yüzünden başkaca soruşturmalara uğrayan, yani evet. Halk sağlığı, kamu sağlığı için çalışanlarız biz aynı zamanda. Aynı zamanda biz parasız eğitimi savunuyoruz, kamusal nitelikli eğitimi savunuyoruz. Yani bu grubun yani özelliği aynı zamanda her açıdan tehlikeliyiz biz. Dolayısıyla aslında bu anlamıyla genel olarak bu az önce söylediğim muğlak ifadede her türlü tehlikeli olursunuz. Örneğin HES'lere karşı çıkarsanız işte Türkiye'nin kalkınmasına engel olan teröristler olabilirsiniz. Evet. Hepsi yani bizim yaptığımız her şey bunun için yeterli. O yüzden bunu kamuoyunun, yani sizin programınız vasıtasıyla da bir kere daha söyleyelim. Biz şunu mesela istemiyoruz. Yani Kocaeli Üniversitesi'nde yasla çok iyi 19 arkadaşımız mağdur oldu, dayanışıyoruz değil. Yani tabii ki dayanışılsın, sağ olsun, dayanışılıyor da zaten. Ama onun ötesinde kararnamenin içerdiği bu tehlikeyi görmek ve burada CHP, HDP, tüm meslek örgütleri, demokrasi cephesi diyelim Türkiye'deki, burada bu keyfiliğin, yani bu kararnameyle birlikte açılan bu kapıyı bizim ittirip kapatmamız gerektiğini biz düşünüyoruz. O daha yüzden, kötü günler yaşamamak için. Evet, dolayısıyla yani biz istisnai olmalı ve geri dönmeliyiz ve o kapı açılmamalı. Çünkü açıldığında o keyfilikle kapanamaz. Evet. Sonu yok. Yani bu darbe fırsat olarak kullanılmamalı. Elbette. Elbet. Şimdi biraz tabii süremizde epeyce az kaldı. İki gündem Oğuz Bey. Birincisi yeni kapı ruhu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem şu son KHK'larla birlikte aslında yeni kapı ruhunun dağıldığını, CHP'nin görüşlerinin bu kararnamelerde dikkate alınmadığı ifade edildi. CHP yönünden böyle bir eleştiri geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da adli yıl açılışına CHP'nin katılmaması nedeniyle yeni kapı ruhuna uygun davranmadığı söylendi. Nedir bu yeni kapı ruhu? CHP bu yeni kapı ruhunun neresinde duruyor? Hükümete dönük eleştirisi nedir? Ve önceki KHK'lara dönük CHP'nin eleştirisinden sonra Binali Yıldırım, ya evet dikkate alacağız, beraber görüşleri dikkate alarak KHK'lar çıkacak deniyordu. Böyle bir süreç hiç işletildi mi? Belki son KHK içinde. Evet. Şimdi ikincisinden başlayayım. Böyle bir süreç işletilmedi. Çok kısa kısa lütfen. Tamam. Kanun hükmünde kararnameler çıkarılırken biz şu insanları tasfiye edeceğiz. Bu insanlar işten el çektirilecek ya da işte genel kurmay yapısını değiştiriyoruz. Bunlarla ilgili sizin görüşünüz nedir? Falan. Yani olağanüstü halin ilan edilmesine neden olan darbeyle hiç alakası olmayan şeyler var bu kanun hükmünde kararnamelerde. Ayrıca zaten Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü halin ilanına karşı çıktı. Biz buna muhalefet ettik. Hı. Dedi ki bakın parlamentodaki bütün partiler, parlamento dışındaki partilerde bu darbeye karşı çıktı.
Eğer sizin darbecileri tespit etmek ve bunları tasfiye etmekle ilgili çıkaracağınız kanunlar vesaire falan varsa ki kanun hükmünde kararname gibi olağanüstü hal bittiği zaman geçerliliğini yitirmiyor. Kanunu çıkardığınız zaman onunla ilgili kanun ortadan kaldırılana kadar geçerli oluyor. Evet. Buyurun, burada bir mutabakat var işte. Bütün siyasi partiler şeye karşı, darbeye karşı. O gün hepsi geldi parlamentoda, bombalanan mecliste pozisyon aldı, sokağa çıktı. Gelin bunu burada yapalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin niyetinin böyle bir mutabakat üzerinden giden, yani Türkiye'de siyasetin demokratikleşmesi, mutabakatı üzerinden gitmesini beklediğimiz, umduğumuz bir yaklaşım içinde olmadığı görünüyor. Bu kanun hükmünde kararnamelerle görünüyor. Onun dışında şimdi bu yeni kapı meselesini bence doğru koymak lazım ortaya. 15 Temmuz günü darbe oldu gecesi. Bizim 14 Temmuz günü Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik oldukça sert eleştirilerimiz vardı. O eleştirilerimizin doğru olduğunu düşünüyoruz. Birçoğunda haklı çıktığını düşünüyoruz. Yani darbe girişimi öncesinde ve sonrasında yaşananlarla beraber doğru çıktığını düşünüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra az önce bahsetmiş olduğum toplumun bütün kesimleri, askerin içinde de büyük bir kesim darbeye karşı çıktı. Bu darbe felaketi önlenmiş oldu. Evet. Şimdi bu büyük bir şey. Bu büyük bir artı hanesine yazılması gereken bir şeydi. 15 Temmuz gecesini darbeyi planlayanlar açısından darbe yapılabilir gün haline getiren koşullar neyse bunların tespit edilip konuşulup bunların ortadan kaldırılması gerekiyordu. Türkiye'de bir daha darbe olmaması, birilerinin bunu aklından geçirmemesi için. Aksi takdirde siz bu darbe üzerinden bir fırsatçılık yürütürseniz şu an olmayan başka çeteler ürer. Başka çeteler örgütlenmeye başlar ve Türkiye'de darbeciliğin önünü kesemeyiz. Şimdi bu çok açık. Bunu ister uyarı olarak alsınlar, isterse Türkiye'de şu anda var olan somut gerçekliğin ifadesi olarak alsınlar. Böyle bir problem var bu ülkenin. Yani bizim bir demokrasi tarihimiz var ama bizim bir de darbeler tarihimiz var. Şimdi bunu görmezden mi geleceğiz? Yani yeni bir darbenin zeminini hazırlayacak politikalar izleniyor diyorsunuz. Türkiye'de toplumsal kutuplaşmayı ortadan kaldırmadığınız sürece, toplumun mutabakat zeminini genişletmediğiniz sürece, şeffaf, demokratik, adil bir yargılanma düzenine geçmediğiniz sürece, ki bunlar bizim 14 Temmuz günü olan eleştirilerimizdi. Bu eleştirilerin temel noktalarını ortadan kaldırıp farklı fikirlerde olan siyasi partiler ama aynı demokratik zeminde mücadele ediyorlar noktasına gelmediğiniz sürece Türkiye'de yarın bir gün başka darbelerin olmayacağının garantisini kimse veremez. Peki yeni Almanya'da niye darbe olmuyor? Tekrardan. İngiltere'de niye darbe olmuyor? Ya da Türkiye'nin dünyanın daha gelişmiş ülkelerinde demokratik açıdan daha gelişmiş. Ekonomik açıdan demiyorum sadece. Daha gelişmiş ülkelerinde darbe neden olmuyor? Bunu oturup saatlerce konuşabiliriz ve birçok noktada mutabakata varırız. Evet. Biz bu ortamı ortadan kaldıracak adımlar atarsa, yani yeniden darbe olmasını gerektirecek koşulları ortadan kaldıracak adımlar atarsa Adalet ve Kalkınma Partisi, biz buna destek oluruz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi biz bağımsız yargı kurmak istiyoruz derse Cumhuriyet Halk Partisi neyine itiraz etsin? Ama durum bu mu? Hayır, durum bu değil. Yeni kapı ruhu bu muydu diyorsun? Böyle adımlar atılması. Yeni kapıda yaşanan şey, Türkiye şu konuşmuş olduğum çerçeveye doğru gitmeye ihtimalini yakalamıştı. Bugün itibariyle böyle bir ihtimalin yakalandığını söyleyemeyiz. Bakın Genel Başkan çok açık söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Biz başka bir şey anlamışız. Onlar başka bir şey anlamış dedi. Onlar şunu istiyorlar. Bir milli birlik beraberlik, bizim söylediklerimizin hepsini kabul edin. Biz de söylüyorsak alkışlayın, evet deyin. Bu atılanlar için deyin ki daha fazla atın. Az bir atmışsınız deyin. Şimdi böyle bir şey olmaz. Bizim bir kriterimiz var. O kriter Türkiye'nin o mutabakat zemininin yakalanması. Demokrasi için insan hakları çerçevesinde buna evet. dair bir şey yapmıyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi size niye destek çıksın? Ya da niye böyle bir ruh ortaya çıksın? Evet. Turu tamamlayabilirsek son kısa bir söz daha verebiliriz. Bu arada bir bilgi. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan AKP eski milletvekili İdris Şahin serbest bırakılmış. Bu bilgiyi de izleyicilerimize vermiş olalım. Sezai Bey, siz ne söylersiniz? Yeni kapı ruhu neydi, ne oldu? Bugün açısından durum nedir? Bir de tabii aslında son tur gibi olduğu için HDP'nin de içerisinde bulunduğu işte DTK, BDP birçok
örgütün Diyarbakır'da yaptığı bir açıklama vardı. Bugün bir açlık grevi başlatıldı. Açlık grevinin temel talebi de yanılıyorsam düzeltin, Öcalan'la bir süredir görüşülemiyor. Bu görüşme koşullarının sağlanması ve işte bu çerçevede de herhalde çatışmasızlık ortamının sağlanması gibi. O konuya ilişkin de bilgi verirseniz nedir durum, neden açlık grevi, ne talep ediliyor, neler söylersiniz? Ama Yeni Kapı'yla başlayalım isterseniz. Şimdi Yeni Kapı ruhu ayrışmacı bir ruhtur. Bir kere bunu çok net belirtmemiz lazım. Yeni Kapı'da milli birlik, beraberlik dediğiniz şey ayrışmacı, o tek değil, tek devlet, tek tek sayılan şeydeki mutabakattır. Bunu biz işte Suriye tezkeresinde, dokunulmazlıkların kaldırılmasında, başka birçok sahnede izledik. Bu ayrışmacı siyaset nerede kendine vücut buluyorsa aslında Türkiye'nin sorunlarının çözümüne engel oluyordur. Türkiye sorunlarının çözümü biraz önce Hakan hocamın söylediği gibi. Nerede demokratik bir mücadele yapıyorsanız aslında bu bütünlüklü bir mücadeledir. Demokrasi cephesini örmek için yan yana gelmekle ancak mümkün olabilir. Yeni Kapı'ya gittiğinizde o ruha destek olduğunuz andan itibaren o ayrışmacılığı aslında toplumda yeniden üretmiş oluyorsunuz. Bakın ondan sonra ne oldu? Şimdi Oğuz Bey eleştiriyor fakat Yeni Kapı'dan sonra bir de Anayasa Komisyonu kuruldu. O Anayasa Komisyonu parlamentodaki bütün temsiliyeti oraya yansıtıyor mu? Hayır. Hala o ayrışmacılık devam ediyor. Demek ki bu taktik hamleler olarak zaman zaman kullanabileceğiniz, zaman zaman vazgeçebileceğiniz bir şey değil. Bu salınımlarla bunu yürütemezsiniz. Türkiye bunu taşıyamaz. Türkiye o yüzden her yeri yanıyor. Türkiye'nin her yerinde ciddi sorunlar var. Savaş var, şiddet var, baskı var, işten atılmalar var. Bütün bu sorunlar varken şimdi bir ruh arama seansı gerçekleştiremezsiniz. Galiba bu kapsamda açlık grevine de geleceksiniz. Söz sizde ama şimdi siz Yeni ama Kapı... Ama hep kesiyorsun. Öyle mi? Hep evet, en kısa ben konuşuyorum, bir virgül diyorsun. O zaman buyurun. Yani eğer kısa konuşmaya da çaba gösteriyorum yani programı şeyini bozmamak için. Ben kısa kesmek açısından değil, tam Yeni Kapı tamam ruhunu... kısa konuşayım. Yok ama... kısa kesmek açısından değil, söz sizde. Yeni Kapı ruhunun bir ayrışmacı yanı ayrışmacı olduğunu yanı var söylediniz. Çünkü... Ben bunu bir Oğuz Bey, siz böyle bir yanın olduğunu Oğuz düşünüyorsunuz. Oğuz Bey çok kısaca söyledi zaten onu. Ben tamamlayayım izin verirsen. Buyurun. Neden ayrışmacı? Çünkü asıl olan demokrasilerde en temel şeylerden biri parlamenter demokrasi. Parlamenter demokrasinin bile bugün sorunları tartışılıyor ki yeterince temsiliyeti sağlayamadığı için. HDP de zaten bunu söylüyor. Yani daha fazla temsiliyet mekanizmaları nerelerde yaratabiliriz? Yerel demokrasi ayaklarını nerelerde güçlendiririz derken parlamenter bu sorunlu eksikli haliyle bile parlamenter demokrasiye siz kalkıp böyle bir müdahalede bulunursanız o zaman bu bir önceki turda konuştuğumuz o darbe mekaniğini aslında besler. Yani 15 Temmuz gecesi darbe başarılı olsaydı hangi yasaları çıkaracaktı, nasıl hareket edecekti? Olmadı. Şimdi çıkan yasalar darbeyi yani 12 Eylül hukukunu aratmıyor. Şimdi bunları çok net görüp buna karşı mücadeleyi nerede öreceksiniz, kimlerle yan yana geleceksiniz? Bu çok önemli. Yoksa Yeni Kapı'da ya da meclisteki Anayasa Komisyonu'nda ya da meclise gelen dokunulmazlıklarla bunu başarmanız mümkün değil. Bunu Türkiye gördü. Dün de mesela İstanbul'da demokrasi güçlerinin, meslek örgütlerinin yan yana geldiği bir buluşma vardı, bir miting vardı. Orada da çok net bütün işte emek meslek örgütleri, oraya gelen bütün demokrasi güçleri aynı ortak temennide bulundular. Yani bugün karşı karşıya olduğumuz meselenin çözümü demokrasi için asgari müştereklerde yan yana gelmek ve mücadeleyi yükseltmek. Diğer soruya gelince açlık 31 grevi. Ağustos günü DTK çağrısıyla Diyarbakır'da bir toplantı yapıldı ve o toplantıda da bu bir karar alındı. 50 kadar siyasetçiyle bir açlık grevinin 5 Eylül'de başlamasına dair çok net bir talebi var açlık grevi başlayan arkadaşlarımızın. Bir an önce İmralı'ya bir heyetin gitmesi, avukatların gitmesi ya da aileden biri de gidebilir. Oraya gidilmesi, Sayın Öcalan'ın sağlık durumuyla ilgili, mevcut koşullarıyla ilgili sağlıklı bilginin alınması. Hükümetten dün bakan bir açıklama yaptı.
sağlık durumu ile ilgili bir sıkıntı yoktur diye, ama bu hükümetin açıklamalarının güvenilir olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla bizzat hiç olmazsa avukatlarının ya da aileden birilerinin gidip görüşmeyi gerçekleştirip sağlıklı bilgi getirmesi. Tek talebi budur. Bu talep çerçevesinde sürdürülen bir açlık grevidir. Bu neden çözülmez bu konu? Neden bu görüşme sağlanmaz? 5 Nisan'dan 2015 tarihinden bugüne kadar tecrit neden sürdürülür? Bir kere iki tane konu var. Bu açlık grevini bu kadar hızlı hayata geçmesine neden olan şeylerden biri, Sayın Selahattin Demirtaş da bu bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. 15 Temmuz gecesi İmralı'ya yönelik bir saldırı gerçekleştiği bilgisi var. Orada belli müdahalelerin olup olmadığına dair kaygılar söz konusu. Bu kaygıların hızla giderilmesi lazım. Ama eğer gerçekten orada kaygılanacak bir şey yoksa, hükümet neden engel olmaktadır? Bence politik kaygıları vardır hükümetin. Bu politik kaygılarından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani bu çünkü buradan gelecek, evet. Devam oradan gelecek. Engelleyecek bir açıklama mı gelebilir İmralı'dan? O yüzden mi? Oradan biliyorsunuz İmralı'dan gelen açıklamalar 2013 ile 2015'in 7 Haziran'a kadar, hatta 2015'in Temmuz'una kadar bu ülkede insanların umutlanmasına vesile olacak açıklamalardı ve insanlar bir umudu, barış umudunu yakaladılar. Dolayısıyla barışı isteyenlerle istemeyenlerin ayrıştığı bir ziyarettir, bir görüşmedir bu görüşme. Bu politik kaygı hükümetin bu tecriti sürdürmesine neden oluyor diye düşünüyorum. Evet, Mustafa Yalçıner ne söylersin Yeni Kapı Ruhu tartışmasına ilişkin ve aynı zamanda bu açlık grevi. Şimdi Yeni Kapı Ruhu denen şey AKP'nin darbe öncesinden murad ettiği ve ciddi kısıtlamalarla uygulamaya başladığı tekçi gidişat, sonuçta başkanlık sistemine bağlanmış gidişat doğrultusunda atılan adımlara kendi dışındaki bir takım siyasal partileri ortak etme ya da onların muhalefetini giderme yaklaşımıyla AKP cenahından böyle bir murad edilmiş, amaçlanmış bir durum vardı. Ama CHP bakımından, CHP'nin lideri der ki biz demokrasi yüklemiştik böyle bir birliğe. İşte biz de demokratikleşmeyi murad ediyorduk ama tabii burada belirleyen AKP'ydi. AKP yapmaya çalışıyordu ve zaten Yeni Kapı hep baştan itibaren ilan edildi ki Sayın Cumhurbaşkanı himayelerinde bir düzenlemeydi. Şimdi CHP'nin şunu kararlaştırması gerekirdi ve bence bundan sonra herhalde öyle yapacak. AKP'den demokrat olmaz. AKP'den demokrasi mücahidi de olmaz. İşte bu en azından darbe karşısındaki tutumu itibariyle yeniden sınavdan geçirildi. AKP şimdi Kılıçdaroğlu da, Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor, darbeyi bir fırsata çevirmeye çalıştı. Hep böyle bir işlev yükledi ve öncesi bıraktığı yerden sürdürmeye çalışıyor. Yani yine yaptığı şey başkanlık sistemi doğrultusundaki ataktır. Yine tekçi gidişatını perçinlemektir. Dolayısıyla bu ruhun olabilecek bir şey olmadığı görüldü. Ve üstelik şöyle de bir şey vardı. Bütün ülke, Emek Partisi dahil, HDP dahil, ÖDP, bütün herkes darbeye karşı çıkmışken, bütün sendikalar, herkes, AKP buradan içinden seçti. Mecliste bulunan 3 parti. Meclis dışını olduğu gibi bir tarafa bıraktı diğer partileri. Meclise de bir diğer partiyi, HDP'yi yani dışladı. Dışlayıcılık eleştirisi doğru Sezai arkadaşımın. Üç partiyle bir birlik oluşturmaya ve buradan ilerlemeye çalıştı. Ruh böyle bir ruhtu. Buradan yine iş çıkabilir miydi? CHP denedi, çıkmadı, en azından açık. Şimdi bundan sonra bence düşen CHP'ye iş, HDP'yi de içine katarak, zorluğunu bir şey demiyorum yani, bu zorluklar hep aşılmak için olmalıdır. ÖDP'ye, Emek Partisi'ne, yani çok sayıda solcu sosyalist parti de vardır, demokrat parti de vardır. Onun dışında işte KESK var, DİSK var, TMOB var, TTB var. Var yani, çok sayıda sendika ve kitle örgütü de var. Bunların bir araya gelmesi, bunların toparlanmasında üstüne düşeni gerçekleştirmeye yönelmek bence olmalıdır. Ruh buradadır. Yani bir demokratik ruh arayacaksak, demokrasi için mücadele edecekler, böyle bir potansiyel taşıyanlar da olmalıdır. Ben AKP'nin kuruldu kurulalı, hiçbir zaman kuruluşundan başlayarak
demokrasiyi amaçladığını, bir demokratik yönelime sahip olduğunu düşünmüyorum. Hep tekçi oldu. Hep kendi dışındakileri yok sayıcı. İşte daha yeni bu yeni kapı ruhuna gelinceye kadar, o denen ruhu gelinceye kadar CHP genel müdürüydü Sayın Kılıçdaroğlu. Sonradan beyefendi oldu. Orada da ama en son dediği şey kıymet harbiyesi yok söylediklerinin. Yani ancak kendi söylediği, ancak tekçiliğe uygun davrandığı ölçüde CHP, AKP için uygun bir yandaş olacaktı. Uygun bir beraberlik, birlik içinde olabilecekti. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bitiriyor zaten bu ruh denen şeyi. Bir daha tekrar ediyorum ama CHP'nin hemen darbenin karşısında işte herhalde bir hafta 10 gün sonra düzenlediği, İstanbul'da düzenlediği miting iyiydi. CHP dışında da katılanlar oldu. Evet. Çeşitli siyasi partilerden katılanlar oldu. Şimdi CHP buradan yürümeli bence. Herkes katılmalı. HDP, işte Emek Partisi, ÖDP, TKP, şimdi bütün herkes. Burada demokrasi bulunabilir. Burada bir demokrasi paydası yaratılabilir. Ama AKP ile bunu zorlamanın bence bir anlamı yok. Orada yaratılabilir bir şey değil. Kürt sorununun bir demokratik çözümü olmadan sürekli savaşta ısrar. Yani içeride ve dışarıda savaş şimdi. Buradan bence çözüm sağlanamaz. Ne Suriye'de IŞİD ileri sürülerek sağlanabilir, ne içeride terör ileri sürülerek sağlanabilir. Şimdi bence CHP şu terör baskısından da kurtulmalı. Öyle bir konsept yaratıyor ki AKP, bir parmağını oynatsa birisi ona terörist diyor. Şimdi Hakan evet. Hocam terörist kapsamına girdi. Yarın evet mesela CHP dese ki ya barış olsun, onu da terörist demekten kaçınmayacak. Ama bence bunlar göze alınmalıdır. Ve üstelik göze alındığında, ciddi bir birlik korulduğunda bu birliğin AKP'den çok daha güçlü olduğu görülecektir. Yani halkın sesi çıkmıyor ama şimdi her şey halktan yana yasak. Ne basın söz söylemek var, ne işte toplanmak var. Şimdi her şey yasak. Yasakçılığa karşı mücadele. AKP kurulurken böyle demişti. Çünkü süremizin sonuna da geldik. Biraz süremizin sonuna tamam, geldik. Tamam bir şey yani. Açlık kremiyle ilgili. Tabii şimdi Öcalan sadece görüşme değil, serbest de bırakılsın. Sonuçta yani cezaevleri boşaltılmalıdır. Cezaevlerinde tutuklu sadece şey değil, gözaltına alınanlarla sınırlı demiyorum. Siyasi hiçbir mahkum kalmamalıdır cezaevinde. Evet. Ama şimdi yapılması gereken şey, Kürt sorunun çözümü de dahil, tek tek kişilerle sınırlamadan bütün bir demokrasi cephesini örebilmek, bunu kurabilmektir. Barış, Kürt sorunun çözümü, kadın hakları, en çok da demokrasi, hukuk denen bir şeye ulaşmalıyız. Evet. Ben vazgeçtim şimdi sosyalizm falan, onu yarın gene oradan tartışırız. Yani hiç değilse bugünkü elimizde yargı, işte yürütme, yasama, şimdi bunların ayrılığı falan gibi şeyler. Evet. Burjuva demokrasisinden söz ediyorum yani. Şimdi hiç değilse bunu sağlamak gerekiyor ve evet. Yani burada bir birliğe kesin ihtiyaç var. Nokta pek. Son sözü Hakan Hocam sana vereceğim ama Oğuz Bey, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani yeni kapı ruhuna ilişkin ayrıştırıcı bir yönü olduğunu. Bir iki cümle söyleyeyim. Bir iki cümle çok kısaca buyurun. Şimdi yeni kapıda genel başkanın yaptığı konuşmaya dikkat etmek lazım. Taksim'de ne konuştuysa yeni kapıda aynı şeyi konuştu. Ama yer farklı hocam. İşte birisi AKP'yle beraber, işte birinde AKP yok. Yani meseleyi yeni kapıya gidildi gidilmedi noktasına indirgersek oradan çok tartışma götürür. Yani himaye var hocam. Siyaset, ben eleştirme. Bir birisi Cumhurbaşkanı himayesi ya. Şimdi, yani onun dışında öbüründe mesela şöyle eleştirim yok. CHP'nin himayesinde demiyorum ben Taksim'deki mitinge. Yani öyle de belki denebilir. Hani CHP işte mesela HDP bu nedenle katılmadı benim bildiğim. Ama yani burada bu sorun aşılabilir. Burada HDP ile CHP anlaşabilir. Bu olabilir. Ama şimdi öbüründe açık açık ilan ediyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayelerinde. Yani şimdi sizin öyle zaviyenizden öyle görünüyor olabilir. Benim ona itirazım yok. Ama bu tartışma çok su kaldırır, onu söyleyeyim. Yani programın sonu olduğu için çok evet, üzerine gitmemek lazım ama evet. Ben şunu söyleyeyim. Taksim'de söylenen şeyle Yeni Kapı'da söylenen şey farklı bir şey değil. Biz darbeden sonra, yani kolay bir şey değil. İnsanlar sokağa çıkmış, darbe engellenmiş, 250-100 insan ölmüş. Türkiye'nin bütün siyasi kesimleri kolay kolay mutabık olamayacak kesimler darbeye karşı çıkma konusunda mutabık olmuşlar çok samimi bir şekilde. Bunun üzerinden Türkiye'de yeni bir süreç başlayabilirdi. Buna bir şans tanımak gerekiyordu. O şans tanındı bizim tarafımızdan. O şans tanındı. Bu ifade edildi. Bunun koşulları, şartları da hem Yenikapı'da, hem Taksim'de, hem İzmir'de ortaya kondu. Şimdi bunun üzerinden eğer Adalet ve Kalkınma Partisi eski politikalarına, benim 14 Temmuz'da ifade ettiğim politikalara devam etmek istiyorsa
O oraya devam ederken bizim pozisyonumuz bellidir. 14 Temmuz'da almış olduğumuz pozisyon neyse bugün de biz o pozisyon alırız. Tamam. Ama o şansın, olağanüstü koşullar altında o şansın Türkiye'ye tanınıyor olması gerekiyordu. Bir başka şey söyleyeyim. Az önce hocam söyledi. Bu ayrıştırıcı bir yanı vardı dedi. Aslında asıl sorum oydu benim ama öyle bir yanı başlığı itibaren Bey'in, var. Sezai Bey'in konuşmasından benim algıladığım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu süreci ortaya koyması, ondan önceki, darbeden önceki yapmış olduğu şeylerle beraber bir bütünlük halinde ayrıştırıcı bir söylem olarak bir ifade etti. Bir cümleyle buna ilişkin. Aslında Kılıçdaroğlu şey yaptı, hep HDP'de biz, olsun dedi biz, ama yani biz, sonra vazgeçti. Biz o şeyin ayrıştırılan tarafında olduk. Yani biz bir ayrıştırmanın içinde olma gibi bir tavrımız olmadı. Dikkat ediyorsanız bu uyarıyı hep biz yaptık ama çağıran biz değiliz. Biz HDP'yi çağırmazsan ben gelmem deme noktasında olamayız. Bizi çağırılanlara evet ya da hayır diye cevap verirsiniz. Evet. HDP niye yok diye de sorarsınız. O da soruldu. Hakan Hocam, sizin de son sözlerinizi alalım. Bir kısa bir şey, tartışma uzayacak ama başka bir programda. Evet, başka bir programda. Cumhurbaşkanı saraya çağırmadan önce bizim bir önerimiz vardır. Dedik ki meclis başkanı 4 partiyi çağırsın. Yani adresin neresi olduğuna dair. Bu konuda da bir destek göremedik. Ama saray başka bir adres. Oraya çağrılmak, orada toplanmak başka bir mesele. Meclis Parti şey, başkanı da Che Guevara'ya karşı mücadeleye çağırdı. Yani o da ayrı bir dert. Son sözleri size alalım. Laikliğe karşı mücadeleye çağırmıştı. Ben Barış Akademisyenleri diye adımız geçiyor. Bununla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Tabii bir de ironi var bu arada. 1 Eylül Barış Günü'nde bizim atılmamız. Yani barış önemli. Ben 46 yaşındayım. Öyle tarif ediyorum. 84'te bir silahlı eylemin başladığı düşünülürse bu konuda. 3'te 2'si ömrümün bununla geçti. Öğrencilerime de bunu anlıyor. Ya bu korkunç bir şey. Sadece son 2-3 gün bile mesela bize ne kadar haklı kılıyor. Onlarca Mehmet öldü. Ölmesin diyoruz. Ve ölmemesinin koşulu var. Az önce Sezai Bey söyledi. 1-2 yıl geçirdik biz yaklaşık. Adına çözüm süreci dendi. Çok eleştiriler yapılabilecek bir süreç ama ve toplumda yapılan anketlerin de sonucu buydu. Çok yüksek düzeyde bu sürece dair bir memnuniyet vardı. Zaten tersi düşünülebilir mi? İnsanların, çocukların bir kısmı belki benim öğrencilerim. Gencecik çocuklar mezun ediyoruz gidiyorlar. Buna karşı çıkmak sanki bir suçmuş ve sanki bir örgüte destekmiş gibi algılanıyor, algılatılmaya çalışılıyor. Biz kimseye destek, biz bir tek şeye desteğiz. Biz barış, müzakere ve savaşçı olmayan yöntemlerle bu sorunun çözülmesinin tarafıyız. Ona destek veriyoruz. Bu desteği kırmak ise eğer bizim bu kanun hükmünde kararnameye sokulmamızın sebebi, biz bundan geri dönmeyi, bu fikirden geri dönmeyi düşünmüyoruz. Tersine herkese barışı savunmaya çağırıyoruz. Evet, bitiriyoruz. Hayatta kalın. Madenci öldü. Neredeler? Neredeler? Yeter! 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 Halkınızın de insan! Siz de insansınız! Yayınlanmayacaksa hiç biz konuşmayalım.